Merhaba, Demir Barlas anlatıyor. Hoş geldiniz. Ama bu sefer Demir Barlas anlatmıyor. Hepimiz anlatacağız. Kim var burada? Gerisi hikaye ekibi. Ve çok mutluyum gerçekten. Ben mesela işte Amerika'dayken 3-4 sene öncesinden sizin işte şöyle 80 bölümünüzü izledim. Ya dinledim uzaktan ve çok işte çok heyecanlı. Çünkü amacım o zaman Türkçeme geliştirmek. Podcast bakıyordum ama çok sıkılıyordum. Ne bileyim işte her şey teknolojiyle ilgili ya ekonomiyle ilgili. Bir gün şey keşfettim ya. Ha bunlar Robert E. Howard'dan bahsediyor. Açtım ki benim en sevdiğim işte pulp yazarı. Acaba ne söyleyecekler? Çok detaylı. İşte inanılmaz güzel mi? Yani benim hiç bilmediğim detaylar ki ben ya okudum kitaplar okudum Robert E. Howard hakkında. Ve o zamandan bu yana kadar hep izliyorum. Yani çok büyük bir hayranıyım Helal. gerçekten. Ve Teşekkür çok ederiz. mutluluk diyorum. Ne mutlu bize. Teşekkürler. Böyle başlayalım. Ya işte hepimizi siz tanıtın kendinizi şöyle tek tek. Ondan Tamam. sonra bir sohbet ederiz. Buyurunuz. Hadi ilk benden başlayalım o zaman. Benim adım Galip Dursun. Korku yazarıyım. Aynı zamanda da 9 yıl oldu galiba artık. Tabii ki 9 yıldır 9 yıl. da bu 9 yıl. podcast'i yapıyoruz ama biz zaten 20 yıldır korku yazma işini, yerli korku üzerine çalışıyoruz. Edebiyatçıyız aynı zamanda. 2006 yılında Anadolu Korku Öykülerini yayınladık. Daha evvel online ve web siteleri üzerinden dergiler çıkartırdık. İşte webzinler falan oluşturduk korku edebiyatıyla alakalı. O zamandan bu zamana da esas işimiz, esas yönümüz her zaman korku oldu. Tabii şey de değil, sadece korku da değil, bilim kurgu da yazdık, fantastik de yazdık. Ya, o konulara da hakimizdir spekülatif bir o kadara. Polisiye. Ama ne yaparsak yapalım, korku seven, genelde İstanbullu, yani İstanbul'da yerleşik bir genç bir yazar grubuyuz diyelim. Uzun yıllar boyunca da hani korkuyla uğraştık dedim ya 20 yıl falan. Tabii gençlik biraz tartışmalı hale geldi. Artık Tartışmalı hale geldi. burada demek istemiyorum. Beril hala genç. Evet, Vampir ama gibidir. en yaşlısı da benim Aynen. yani. Vampir gibidir kendisi. Öyle yani daha çok daha çağdaş bir Türk yazarı, korku yazarı olarak kendimi adresleyebilirim, söyleyebilirim kendim hakkında böyle bir şey. Evet, ben Işım Beril normalde yani tasarımcıyım. Öyle söyleyeyim ama pek çokları gibi kendi mesleğimi ne yazık ki Türkiye'de icra edemedim mezun olduktan sonra. Tekstilde çalıştım, yönetici asistanlığı yaptım vesaire. 20 yıl çalıştıktan sonra 2010'dan itibaren de işte 2010-2016 arası kendi etiketimle işte tasarım çıkardım. Ondan sonra full-time yazarlığa geçtim. Tabii hemen o saatte yazarlığa geçtiğim anda yazmaya başlamadım. 2000'li yıllarda yazmaya başladım. İlk fantastik kurguyla başladım ben. Çok iyi bir korku okuru olmama rağmen. Sonra bir gün Galip Dursun diye biriyle tanıştım. Bana dedi ki, sen dedi çok iyi bir korku okuyucusun, sen korku yazarısın dedi. Sen niye fantastik yazıyorsun? Tamam dedim. Başladım işte söylediği gibi internet üzerinden bir dergimiz vardı, ona yazmaya başladım. Ondan daha evvel de internet üzerinde bazı formlarda ve bazı işte sitelerde kiminde editörlük, kiminde işte ufak tefek dergi gibi şeylere katkıda bulunuyordum. Sonra full time korku oldu ama tabii korku denince yani korkunun değdiği bütün spekülatif kurgu türlerinde yazdık diyebiliriz. 2000'li senelerden beri tanışıyoruz. Aynı şekilde Demokan'la bir yarışmada Hayal Gücünün Merkezine Seyahat adlı bir kitapta toplanan İpek Yayınları'nın yaptığı Jules Bilim Verne kurgu ve fantastik kurgu. öyküleri yarışmasında ben birinci, Ben ikinci Demokan ikinci oldu. oldum. O şekilde işte ödül töreninde tanıştık onunla da. İşte hep beraber tanıştıktan sonra o gündür bugündür beraber yazıyoruz. Bireysel kitaplarımız da var. Çoğunlukla yaptığımız, beraber yaptığımız projeler de var. Ama ana konumuz Korku. korku. Ve gerisi hikayeyle de bunu artık gelecek nesillere de miras bırakmayı amaçlıyoruz, İnşallah. bilgiyi. Buyurunuz efendim. Evet, ben de Demokan Atasoy. Ben de
mesleğini yapmayanlar grubundan doğal olarak hani turizm okuyup ondan sonra sinema okuyup sinemada yıllarca çalışıp daha sonra televizyonda bir süre çalıştıktan sonra bütün o işleri yapıp dedim ki ben yazsam daha iyi olacak ve şu anda yazarlığı sürdürüyorum uzunca bir süredir. Arkadaşlar tanışma hikayemizi anlattı zaten. Ama en büyük heyecanım bizim işte tanıştıktan sonra kısa süre sonra bir araya her gelişimizde Galip Beril ve Demokan olarak çılgınca bir masanın başında o güne kadar ne okuduk, o görüşmediğimiz sürede ne seyrettik, ne bizim merak ettiğimiz konu gibi bir sohbet dönmeye başlamıştı ve bu sohbet benim dikkatimi çekiyordu. İşte 2007 civarında ben de New York'taydım. Orada şeye podcast meselesine sarmaya başlamıştım, ilgimi çekiyordu. Okay. 2010 gibi Türkiye'de kendi kendime ufak tefek denemeler yaptım. Birkaç tane öykü seslendirdim, öyküleri okudum. Telif hakkı olmayan eski öykülerden birkaç tane okudum. Ondan sonra 2014'te artık dedim ki bu iş böyle olmayacak. Bizim bu sohbetlerimiz boşa gidiyor, havaya gidiyor. Evet, böyle olmamalı, bunu bir düzene sokmalıyız. Gelin beraberce bir podcast yapacağız. Ve gerisi hikayeyi beraberce oluşturduk. En az bir 8 sezon kaybettik aslında biz. Yani kaybettiğimiz yani kadar kaybettiğimiz de var yani. En az vardır o kadar. Şunu sormak istedim. Yani o kadar kapsamlı ki ama nasıl seçiyoruz? İşte nasıl seçiyorsunuz bir konu? İşte o kadar varken ve seçtikten sonra ki çok ince detaylar veriyorsunuz. Nasıl oluyor? Yani orada bir işte Division of Labor mu var? İşte sen git işte bunu araştır, sen şunu araştır. Yoksa nasıl oluyor? Şimdi şöyle bir güzelliği var. Biz bunu yaşayarak, deneyimle keşfettik ki onun sebebi de aslında işte Galip'in bomba fikri olan Anadolu Korku Öyküleri kitabıdır. İlk birlikte yaptığımız çalışma. Bize bu üç kişiye aynı konuyu, aynı kahramanı, aynı ismi verin. Deyin ki bunun üzerine bir araştırma yap ya da bunun üzerine bir öykü yaz deyin. Birebir aynısını verin. Ve 10 gün sonra deadline'ımız olsun. 10 gün sonra size gelecek olan araştırma, öykü, her ne yazıldıysa makale. Deneme. Birbirinden tamamen alakasız. O şeyin gerçekten bambaşka açılardan bakış açısıyla incelenmiş bir sonu olacaktır. Bir sonuç gelecektir. Bizim üçümüz aynı konuları çok merak ediyoruz ama her seferinde bambaşka açılardan bakıyoruz. Dolayısıyla bizim konu seçimimiz o açıdan aslında çok kolay oluyor. Biz birbirimize ben şimdi şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi bir şey yapmıyoruz. Sadece başlık üzerinde ne yapsak, bu hafta ne konuşsak gibi kısaca bir düşünüyoruz. Ondan sonra herkes kendi işini yapıyor. Bir araya geldiğimizde zaten asla aynı noktaya bakmadığımızı bile fark edip programda konuşurken birbirimizden öğreniyoruz. Ya, evet. Bunu fark ettim. Evet, bu öğrenme olayı. Bunu bilmedim. İşte ben de bir işte seyredici olarak ben de aynısını diyorum. Ya orada şunu sormak istedim. Ya zaman geçtikçe işte sizin konularınız, işte ufuklarınız daha geniş oldu. Yani şöyle başladı. İşte genel korku. Ya atıyorum tabii ki Stephen King olacak bir yerde, H.P. Lovecraft olacak ama zaman geçtikçe işte atıyorum Marquis de Sade oldu. Yani orada ya da eski gotik romanlaştı. Tam edebiyatı doğru gitti. Eski edebiyat, İngiliz edebiyatı. Tabii tabii. Ya bu nasıl oldu? Bu doğal bir şey mi yoksa planlı bir şey mi? Ben cevap vereyim mi? Buyurun. Şimdi şöyle, tabii ki hepimizin bir iş bölümü var. Bir kere onu söylemek lazım. Montajımızı Demokan yapıyor. Kaydımızda o alıyor. Onun emektar iPad'i. Tableti. Aynen öyle. Bütün grafiğimizi ve yayını hazırlayan gene Galip. Yükleyen, yayına sokan Galip. Ben de liste yapıyorum. Yani şöyle ki ilk önce tabii ilk bu işe başlayacağımız zaman nasıl bir şey yapmak istediğimizi oturduk konuştuk. Bunun sonucunda da bunları sezonlar halinde yapmaya karar verdik. Her sezonda 23 bölüm olarak, yani aslında 23 çıkması ilk tesadüftü. Ondan sonra bir kere 23 çıktıktan sonra hep 23 yapmaya karar verdik. Tabii bütün bir sezonu oluşturacak temaları, konuları nasıl seçtik? Şöyle ki mutlaka bir yazar olmalı dedik. Mutlaka bir yönetmen olmalı. Mutlaka bir film olmalı.
Mutlaka kitap olmalı, yazar olmalı, tema olmalı. Şimdi bunları tabii şey yaptıkça işte antik uygarlıklar olmalı, mitoloji olmalı, şu olmalı, bu olmalı derken tabii hepsini bir sezona sığdıramayacağımız için başladık listeler oluşturmaya. İşte yazar listesi, işte kitap listesi, sinema listesi, dizi listesi, işte tema, alt janra şeklinde bunları listeledik. Her seferinde daha da uzayan bir listemiz var. sezon oluşmadan, bir sezon bittiği zaman o sezonu kapatırken oturup konuşuyoruz. Bir sonraki sezon ne yapabiliriz diye. Kimi zaman bir önceki sezon içinde bizim içimizde ukde kalan bir şey oluyor. Onu bir sonraki sezona atıyoruz. İşte elimizdeki listeden konuşarak seçiyoruz. Şunu mu yapalım, bunu mu yapalım diye. Bazen de spontane işte tam böyle yayına girecekken bir dizi çıkıyor, bir film çıkıyor, yeni bir yazar ortaya çıkıyor falan şeklinde. Çağdaş yazarlardan bahsediyorum tabii. Ya da biz bunu konuşmamışız, nasıl yaptık biz bunu deyip atladığımız bir şey hemen aklımıza geliyor. Orada oluşturuveriyoruz. İşte takribi 23 bölüm oluşturacak şeyi oluşturduktan sonra listeyi başlıyoruz öyle ama sezon içinde de değiştirdiğimiz oluyor. Yani o tam böyle hani bu olacak, bunun dışında hiçbir şey olamaz gibi bir şey yok. Yani mesela işte bir gün Galip geliyordu ki ya bunu mu yapsak acaba falan deyip hemen diyoruz ki tamam yapalım. Yapalım diyoruz. Bu şekilde ilk önce seçmemiz bu. Ha, anladım. Ondan sonraki de araştırma safhaları vesaireleri Galip anlatsın. Şimdi şey var. Ya biz bu sohbetleri yapıyorduk zaten. Yani gerçekten de üç tane yazar, bir yazar masası, sen de yazarsın biliyorsun. İnsanlar bir araya geldikleri zaman eğer samimiyetine de güvendikleri, anlatacağın hikayeyi, konsepti çalmayacak ya da kendince fırmayacak biri ise falan, genelde çünkü böyle tehlikeler var edebiyatta. Genelde oturup konuşuyorsun. Aklında bazen durumlar, bazı konseptler oluyor. Diyorsun ki ya böyle bir şey öğrendim. Bu konu bana şunu düşündürdü. Sen ne dersin diye. Biz kendi genel kültürümüz de fena değildir. Özellikle ilgilendiğimiz konularda da devamlı okuruz, izleriz, yazarız, bir taraflara üzerine kafa çeviririz. Filozofça korku düşünürüz biz. O konuda ilk tanıştığımız günden beri 2003-2004, o günlerden beri yani bir bakınız 20 yıl olmuş neredeyse. Biz zaten böyle bir aşamaya sardık ama böyle metotlarımız ya da böyle bir structure'ımız yoktu mesela. Yani gerisi hikayenin tabii ki hem her bölüm için hem her sezon için şey var. Beril orada hatırlamadı. İlk biz yapmaya başladık. O zaman da yapıp gidiyoruz yani. Daha birinci bölüm, ikinci bölüm diye. Bir gün ben bir yürüyüş esnasında aklıma geldi. Dedim ki ya bizim çenemiz durmaz. Ben biliyorum yani. Bu işte devam eder inşallah. Böyle 15-20 yıl gider. Bir gün dedim insanların karşısına 250 bölümle çıktığımız zaman gözü korkmasın insanların. Çünkü hani birden 250'ye ya ben bu işe girmek istemez yani insan. Evet, evet. Yanılmıyorsam bunu bizle başlamış olabilir Türk podcast'inde galiba fikri yani şey. Sezon yapmak. Sezon yapalım mı? Çünkü sezonda televizyoncu adam yani iyi biliyor. 23 bölümde bağlayalım bu işi dedim yani dizi gibi. Podcast'i böyle yapalım. Çünkü büyük bir konforu da var. Şimdi Harala Güreli gidiyorsun, kaçıncısındasın bilmiyorsun. Hangi ara vermen lazım çünkü yorucu bir iş. Evet, İlave eden ücretsiz yapıyorsun. Ücretli yaptığın zaman başka kısıtlar oluyor. Biz 10 yıldır bu işi yaptığımız için nelerle karşılaştık. Yani arada buz firmasının reklamı girsin diye falan böyle hani yer ayırmalısın. Sponsorluk kötü değil ama çok iyi yönetilmesi gereken bir durum. Biz de bunu mümkün olduğunca iş düzgün olsun ama bizim anlatacağımız tarzı çok da kontamine etmeden, bozmadan, karıştırmadan halledelim istedik. Çünkü bugüne kadar yayıncılık, yapımcılık belli. Bizim anlattığımız gibi kimse korku, fantastik, şu edebiyat hiç konuşmadı. Konuşmak istemiyor çünkü. Biz tamamen hem bilgi verip hem üzerine yorumlar yapıp, kafa patlatıp ve bunu da düzgün vermek istiyoruz. Yani bizim anlattığımız bir konuyu kaynakçadan bir linke tıklayarak gidip kendi de inceleyebilir. Evet, evet. Bizim yaptığımız tercümeyi o gider o yazara bir ilham verir. Bunu da kaynakları da vermek istiyoruz. Evet. İlk başta biz bu işleri yaparken bu yapıların hiçbiri yoktu. Mesela kaynakçayı düşünüyorduk. Ama işte hani Beril genelde etimolojisinden çok güzel başlatır hemen konuyu. Program başlamadan önce deriz ki sende ne var, sende ne var, sende ne var. Birbirimizin kuyruğuna basacağımız yerler var. Hızlıca geçeceğimiz yerler var ki overlap'i çok seviyoruz onu da söyleyeyim. Karşılıklı tabii, o konuları. Tabii. Birbirimizi desteklemenin yanı sıra karşıt fikirlerle gelmek mesela çok geliştirici bir şey.
De biz yazarız kardeşim. Yani şimdi hoşumuza da gidiyor yeni bir şey, ilham verici bir şey karşılaştık. Bunu fark ettim. Yani hepiniz işte aynı yerde değilsiniz. Tabii tabii. Bazen. Tabii çok farklı i̇şte, fikirlere evet. sahip olduğumuz. Kesinlikle. Aynı fikirlere sahip olduğumuz zaman da oluyor. Ama o zaman da yani fikir aynı olsa da başka aslında amaçla o fikir aynı. Bakışız, yani bakış açısı farklı gene. lezzetli oluyor. Evet. Tartışması çok lezzetli oluyor. Aslında evet. en lezzetli bölümler onlardan evet. çıkıyor. Tartışmamız. Devamında da şunu hemen ekleyeceğim. Tabii biz ilk başta böyle bir yapısal şey ya da podcast konusunda bu kadar kurt değildik. Zaman içerisinde biz yaptıkça kendi hem ihtiyaçlarımıza göre hem de ortaya çıkan içeriğin ya da eserin doğasına göre şekillendi. Şimdi kaynakçı olacak, sezonlar olacak. Bahsettiğimiz şeyler var. Bir de sezon arası vermek diye kocaman bir konforumuz var bizim. Şimdi kitap çıkmaz öbür türlü. Biz bu programları bir günde çekiyoruz, yayınlıyoruz. Bir gün montajı sürüyor, demokon uğraşıyor. Ben yarım günde yayınını bağlıyorum. Bir şekilde hallediyoruz ama bunun önden hazırlanması var. Tabii. Biz bir Kamil'le konuştuk. Ben kitabı Türkçe'de basılmış 3 versiyon. 3 ayrı Kamil'le okuldum. Böyle kitapları koydum. Yemin ediyorum. Sayfa sayfa çeviriyorum. Çünkü çatışma var orada. Bir tane yanlış bir durum var. Okay. İngilizcesini bir taraftan okuyoruz. Farsça yazsaydı ondan okumaya çalışacaktık. Çünkü biz o konularda biraz bilgi oburuyuz aynı zamanda. Yani tabii, sonuna gitmek tabii. istiyoruz. Çok güzel bir şey. Ama bu da böyle olması gerekiyor. Onun da sonu yok ama. Onun da sonu yok. Ama yani çok tatmin edici. Bir başlıyorsun. Evet. Ay şunu da merak ettim, bunu da merak ettim, şunu da merak ettim. Yani şey hani en başında ne vardı? Aslında evet. şey vardı yani evet. önce karanlık vardı sonra ışık doldurdan başlayıp evet. buraya doğru. Yani ama biz çok güzel başladık. Biz, bence o Demokan'ın biraz daha hani burnunun koku almasından ileri geliyor bence bir yapımcı olarak. Bizim başladığımız konu korkunun bel kemiğiydi. İlk şey taşıydı yani temel taşı. Hı. Ölüm konuştuk yani. Ve çok büyük cesaret. Şimdi geri dönüyorum 250 bölümden sonra ölümü konuşsak oradaki lafların üzerine bazı şeyler ekleyebilirim ama karşı gelmem yani çok büyük bir iddia arkadaşlar. 10 yıl evvelinden bahsediyoruz. Biz de o kadar bilmiyorduk yani ama şimdiki durum farklı. Korku anlatacaksan ölümü bilmek zorundasın. Ölüm hatta edebi türlerin tamamının bence altındaki yapı. Çünkü insanın faniliği oluyor. Dünya üzerindeki bütün hayvanlar, akıllı olduğunu düşündüğümüz bütün yaratıklar arasında öleceğinin farkında olan tek biziz. Hani ülkenin bazı yörelerinde ölmeyecekmiş gibi davranan fıkralara konu olan insanlar var ama yani farkında olmayanlar. Ama işte çok akıllı dediğin karga bilmez. İşte bir balina bilmez öleceğini tabii, ama tabii. insan biliyor. Bizim trajedimizin başlangıcı olduğunu. Karga bizden fazla yaşıyor zaten yani. İşte bilse yaşamayacak belki. Bir de Berlin dediği gibi biz hani uğraşıyoruz, sonu yok, gidiyoruz derine ama ne bileyim bu bizim trajedimizin bir parçası bence. Öleceğini bile bile yaşamak da aynı bir yerde şişeceğini bile bile daha da derin bilgi kazmak bence çok benziyor ve paralel gidiyor yani. Tabii canım yani vampir ondan sonra vampir sadece kaç çok konuştuk. Çok konuştuk yani. Aynen öyle. Daha da var yani. Evet. Arada vampire karışan filmlerden de bahsediyoruz. Tabii. Film var, kitap var. Evet. Çok var yani. Hani konuşmakla bitmez. Evet. Çok da severiz vampiri. Evet, daha da konuşacağız galiba bu sezon. Sezon sonumuz, sezon kapanışımız o. Şunu sorayım. Şimdi zaman geçtikçe yani işte korku klasikleri maalesef kısıtlı. Yani bir şekilde, okey, Poe var, Lovecraft var, ne bileyim şu var, bu var derken sizin o kadar şeyiniz var ki zaman geçtikçe daha abstrem oluyor bir şekilde. Ya atıyorum mesela bir gün yamyamlık oluyor konusu. Yani orada kesin bir yazar yok, bir film yok ama çok kapsamlı. Yani böyle bir tema kullanarak işte birçok yere gidebiliyorsunuz ya. Evet. Acaba işte zaman geçtikçe bu klasikler artık geride ya. Stephen King, Clive Barker, Edgar Allan Poe. Yani böyle mi devam edecek daha? Çünkü sanki tükeniyor yani oradaki klasikleri. Yoksa tükenmiyor mu? Sizin? Yok. Şimdi bir kere şu var. Galip'in demin bahsettiği, başlattığı gibi konuya. Birincisi programcılık kültürümüzden dolayı yani benim televizyonda uzun yıllar çalışmamın ardından zaten çok uyumlu bu konuyu anlamaya merak ettikleri için filan bir gruba bir araya gelince arkadaşlar bir format yapmamız lazım dediğim an zaten herkes ne dediğimi anladı ve biz daha bir kere en önemlisi o programa başlamadan programın nasıl olacağına karar verdik. Fakat bu yeterli değil. Birinci sezonun ardından şeyi dinlemek zorundasın. Yaptığın programın
seni nereye götürdüğünü dinlemek zorundasın. Biz onu yaptık. Evet. Program kendiliğinden evrimleşen bir şey. Doğru. Ve biz bu evrimi dinledik açıkçası. Ve birinci sezonda tabii ki işte öyle oraya da saldıralım, buraya da saldıralım, şu başlık iyi, dur bunu da konuşmalıyız diye başlamışken daha ikinci sezonla beraber programın bir formatı olması, yani programın değil sezonların da bir formatı olmasına karar verdik beraberce. Bu nedir? İşte evet, birinci ilk bölümleri dizi konuşarak başlayalım. Popüler kültürün bir etkisi olsun. Ondan sonra görsel sanatlar konuştuğumuza göre ondan sonra bir yazar vesaire gibi bir şey konuşabiliriz ya da öykü konuşabiliriz. Yahut dediğin gibi bir kavramı, bir temayı konuşabiliriz gibi onları kısıtlayıp sıraya koyuyoruz. Ondan sonra ne eksik kaldı? Evet, şimdi bir yönetmen konuşalım. Ne eksik kaldı? Ya geçen gün çok güzel bir film seyrettim. Gelin siz de seyredin bu filmi. Okay. Hadi bu filmi konuşalım deyip Beril'in demin dediği araya giren plan oluşturarak. Şimdi böyle düşündüğün zaman konunun bitme ihtimali çok kalmıyor. Yok. Çünkü işte yamyamlık mesela, yani evet, eğer korkuyu düşünüyorsan insani korkulara gidiyorsun. Yamyamlığı üzerine çok ünlü dünya çapında her şeye, herkesin bildiği bir film çekilmedi diye ya da üzerine işte Tolstoy roman yazmadı diye neyse bir kenara mı atacağız? Hayır. Bu konuyu alacağız. Olabildiğince derin konuşacağız. Çünkü o hem bize besliyor hem bizi besliyor. Hem dinleyicimizde bir şey yaratıyor, merak yaratıyor diye umuyoruz. Bu formatları o yüzden oluşturduk. O yüzden ben bitme ihtimalini şey yapmıyorum, görmüyorum yani. Güzel. Çok ufak bir şey ekleyeceğim. Şimdi mesela bir yamyam bölümü yaptık. Onu düşünürdüm. Yani. Şimdi bu yamyam bölümü orada bitecek diye bir şart yok. Çünkü yamyamın içgüdüsel yamyamlık, geleneksel yamyamlık, alt sınıflar. Aynen öyle. Ritüel yamyamlık, deneysel doğru, yamyamlık doğru vesaire şeklinde ayırıyor. Hatta benim kurguda da olabilir. Tabii. Yani kurgu olmak durumunda derin uzay yolculuğu esnasında aç kalacak insanlar bilmem ne. Evet. O kadar açık yani. Çok açık yani. Doğru, evet. Çok basit görünen bir konu aslında bilmem kaç dala birden hani ayrılıp size belki de 10 ayrı sezonda farklı şekillerde işlemenizi sağlıyor. Tabii. Orada durmadı. Belki daha çıkacak. Tabii. Ya bu aslında biraz bu kar tanesi vardır ya Snowflake. Her şeyinde bir üçgeninde bir tane daha açılır. Evet. Fractal. Aynen. Parça parça hani dağılarak gider böyle hani dal gibi değil de o kendi her biri birbirine eşit olan o güçte uçlar gibi düşünelim. Yamyamlık mevzusunu konuştuk. Mesela yamyam kelimesini Türkçe'de kullanan halin nereden geldiğini ben araştırdım, baktım biliyor musun? Merak et. Afrika'da büyük ihtimalle Güney Afrika'nın tam orta güney arasında bir bölgede bir kabilenin adından şey yapıyorlar. Onun işte telaffuzunun, Fransızca telaffuzunun yanlış anlaşılmış versiyonu yamyamlık olarak Türkçe'ye aksediyor. Bu Türkçe'deki bu. Öbür taraftan hem etimolojik konuştuk, hem neye tekabül ediyor, hem işte kolonyal Avrupalı'nın gözünde insan bakışı falan. Bunların hepsini geçtim. Öbür tarafta bir eserle karşılaşıyorsun. Hannibal Lecter mesela. Daha yamyamı yok yani. Öbür türlü bir tane de şeye geçiyoruz mesela. Wendigo anlattık bir defa. Wendigo evet, tamamen yamyamlık üzerine. Evet. Bir an her tarafında var. Şey, yani bir gün oturup da hani birazcık bir Freud falan konuşacak olsak ya da böyle Nietzsche'den falan başlayacağız. Üst insan dedim mi zaten. Seri katil X dediğin noktaya göre insan yemenin aslında bir başka insana tahakküm kurma zirvesi olduğunu görüyoruz. Hakem olmak. Psikolojisi de var. Yani bir yazar olduğun için akademisyenden farklı olarak bence farklı düşünebiliyorsun. Çünkü bu bahsettiğim örneklerin o hani kar tanesinin eşit güçteki üçgen uçları, eşkenar üçgeni hepsi ilham verici. Bir yazar olarak al getir bunu. İşte sen kendinden hesapla. Yani bilim kurgu eserinde kullan, git bir gotikte kullan, tarihsel kurguda kullan. Bunların hepsi yeri var ve kesinlikle gözüne de batmıyor böyle hani incelediğinde de. Biz de zaten yazar olduğumuz için bence şey yapıyoruz. Çünkü buraya gelmeden önce bir şey yapıyoruz. Şimdi ufaktan bir sohbet ediyoruz. Bir şey anlattım. Beril dedi ki o zaman bak burası da böyle olabilir falan. Bizim aramızdaki zaten iletişim bu boğazda olduğu için. Bizim tek yaptığımız işin içine biraz daha kitap, belki kamyonla film atmak falan oldu. Evet. İlham verecek yakın attık ya. O özgürlüğümüz programın o akışının açılmasını sağlayan şeylerden biri. Yani
kısıtlı görmediğiniz zaman, yani mesela siz bir akademisyen olduğunuzda belirli bir kısıt geliyor. Üniversitenin bir kısıtı oluyor, bölümün bir kısıtı oluyor. Kaynaklarınızın sizi şey yapıyor, işte şuradan alıntı yaptım, buradan alıntı yaptım. Biz bunlara da değinsek dahi biz bir noktadan sonra hayal kurmaya başlayabiliyoruz. Yani ve öyle bir kısıtın olmadığı zaman çok alakasız bir konuyu alıp işte mesela cadılardan bahsederken cadıların cezalandırış şeklinin mesela ben Sümer'de de olduğunu işte suya batırıp boğulma meselesinin. Evet, orada mı başladı? Mesela orada Sümer'de başladığını işte ben Noah Kramer'ın Sümerler kitabını okurken mesela keşfettim ve bunu cadıları konuşurken araya atıp ondan sonra da büyük bir heyecanla anlatabiliyorum. Bu bir anda bir kapı açıyor bize. Yani tarihin başlangıcındaki ilk metinlerde cadıların var olduğunu, ondan sonra da cadıların aynı orta çağda olduğu gibi ya da bugün olduğu gibi yani dışlanmış olan olduğunu ve cezalandırılmak istediğini ve bu cezalandırmanın bir metodunun ta 5000 yıl önce ortaya atıldığını filan orada keşfettiğimi söyleyebiliyorum. Ya da işte Sümer'de vesairede kullanılan bir kelimeyi alıp oradan bir öykü kurup onu Anadolu Korku'da getirip Anadolu'nun ortasına 13. yüzyıl dervişleriyle eşleştirip ondan sonra bir hikaye yaratabiliyorum ve kimse bana kardeşim sen bunu yapamazsın. Niye? Bunun kaynağı nerede? Bunun işte bilmem nesi nerede falan diyemez. Çünkü bir de alanın dışına çıkma şeyi yok ya bizde. Tabii. Bundan bahsetmek istedim aslında birazcık. Şöyle yazarlığınız nasıl değişiyor? Yani o kadar çok şey bakıyorsunuz ki, işte konuşuyorsunuz ki ben tam tersiyim. Yani hiç yeni bir şey okumadım 10 senedir. Ya. İşte o yüzden nasıl değişiyor? Çünkü çok şey sen takip ediyorsunuz. Saklanmışsın biraz sevdiğin eserleri. Gerçekten. Evet. Buna ben kendi açımdan cevap vereyim. Bir kere gerisi hikaye... hem gözlemlediğim hem kendimde gözlemlediğim hem de iki dostumda gözlemlediğim şey çok acayip geliştirdi bize. Yani şimdi şöyle tabii ki referans okuduğumuz için çok. Belli bir yerden sonra hani diyoruz normal kitap okumakta zorlanıyoruz. Hani refleksel olarak düzelti yapıyoruz falan filan. Bir de editöryel olarak da düzeltiyoruz kitabı okurken normal olarak ama... aslında öldürmüyor. Biraz böyle kendimizi zorladığımız zaman gene okumaya geri dönebiliyoruz. Fakat referans okumanın, araştırmanın, öğrenmenin ne kadar besleyici bir şey olduğunu tahmin edemezsiniz. Hele ki bu kadar tema, konu, işte tarih, mitoloji vesaire varken bir konuyu alıp mesela diyelim ki işte dedikleri gibi yamyamlığı alıp Aste'ye götürüp oradan bizim zamanımıza getirip çok acayip bir öykü yazabilirsiniz. Yani bunlar o kadar besleyici ki çok saçma sapan bir yerden acayip öyküler çıkıyor. Ve yani sürekli kafamıza döndürüyoruz bunu. Hatta programda da yapıyoruz. Aslında bilmiyorum fark ettiniz mi? Şimdi mesela bir andan sonra yazmaya başlıyoruz. Aslında bir film şöyle olsa da böyle olsa da aslında böyle dönmüş olurdu falan filan diye. Evet. İşte, Galip ve Demokan başlıyor. Evet. Tamam Beril yazmaya başladı gene diye. Ya da ben söylüyorum Galip yazmaya başladı. Demokan diyor ki bak bu öykü bunu anlatmıyor Beril diyor. Şimdi diyor Beril'in versiyonunu dinledik diyor. Tamam çok net bir şekilde ama tabii ki işte yani demek istediğimiz buydu. Biz bir defa inanılmaz derecede bir birikim sahibi olduk. Zaten önden de fena değildik yani yazıyorduk ediyorduk. Her yazarın kendi kalemini bulması için belli bir zaman çağı var. Biz sanki oraları geçmiştik. Olgunlaşmanın içerisinde bilgi yoğun bir şekilde girdiğinizden biraz da tecrübenin de etkisi var. Türkiye'de birçok yazar kendi türünden başka ve önüne gelen kitaplar haricinde çok bir şey okumaz, keşfetmez. Zor çünkü. Çoğu da iki dilli değil. Mesela yani biz yeri geldiğinde makalesi olsun, kitabı olsun gidip İngilizce'den şuradan buradan okuyoruz. Okumak durumundayız çünkü kaynakların anlatacaksak. Kaynakların çoğu zaten İngilizce. Evet, yani bize Türkçe kaynak sorunu var. Hala var. Hani tabii gene bugün birazcık daha hani bir tık belki daha iyi ama çok büyük kaynak sorunu genelde var. Genelde şey yani, yok işte biyografi ya da şöyle işte tür anlatan. Tabii ki artık hikayeler var yani işte Lovecraft, Poe yani hepsi var ama şey yok mesela işte S.D. Joshi'nin bir çok güzel bir kitabı var Lovecraft'ın işte biyografisi. 3 ciltli. Ama belki o Türkçe'de yok. Yoktur büyük ama çok büyük bir kitap. Çok acayip işte kitaplar var. Yani mesela bizim işte kaynaklara eklediğimiz kitaplar var. Yani
ulaşılması çok zor. Hani yurt dışından hani getirecek deseniz yani ki, yani en azından normal bütçesi olan bir insan bunu yapamaz. Doğru. Evet. Yani üst, daha üst bir bütçe olması lazım ki. İnternette de yok bunlar genelde. Evet. Yani aynen öyle. Aynen öyle yani satın almak zorundasınız. Ya da bir şekilde oraya gittiğiniz zaman onları böyle toplayıp gelmek zorundasınız. Tabii. Yani bir tema üzerine 1000 sayfalık araştırma var. Tabii. Yani temanın bütün işte yazılmış kitaplar, yazılmış öyküler, işte evet, çekilmiş filmler vesaire. Hı-hı. Aslında bizim yaptığımız işin kitap versiyonu gibi bir şey. Tabii. Ama işte onu burada bulamıyorsunuz tabii, mecburen. Her eser, her inceleme, araştırma, evet, okuduğumuz her şey, tanıdığımız her yeni yazar diyeyim. Bilmiyoruz işte. Wendigo anlatırken gene aklıma geldi şimdi. Kanada'da geçen, böyle French Canadian'dı galiba adamda, bir yazar var, Timothy bir şey. Çok güzel. Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında, hani savaşa doğrudan katılmadılar ama gönüllü asker gönderdiler. Doğru. Ya Amerikalılar, evet, evet, ve Kanadalılar. Tam orada geçen ve Kanada taşrasında tanışmış iki genç arkadaşı, çocukluk arkadaşına, bir tanesinin Wendigo'ya dönüşmesi, Kanada'ya geri dönmesi. Çünkü hikaye de onların. Yani ben şimdi Kanada Kızılderililerinin, evet, First Nation'ın aslında yani aynen, ilk ulusun şeyi, hikayesi. Bunu ben biliyorum. Ben bununla karşılaştım, okudum da. Yani kitabı tamamını okuyamadım ama yarısına geldim yani, chapter'larını falan geçtim. Bu size bir şey katıyor. Yani neyle karşılaşırsınız, karşılaşın hep bir size bir zarar veriyor, sizi bir dönüştürüyor. Yeni bir bakış açısı katıyor. Bu sayede de geçiyor. O yüzden kalemi eline aldığınız zaman şeye bakıyorsunuz, yazıyorsunuz, diyorsunuz ki ben de böyle anlatayım diye. Yani hem bir defa daha usta bir yazar oluyorsunuz, ben onu net söyleyeyim. Daha tecrübeli bir yazar oluyorsunuz. İnsanların yazdıklarını bildiğiniz için, hem yeni bilgilerle donandığınız için ufkunuz da açık oluyor. Her yeni insan, her yeni düşünce size bir şey katıyor yani. Ve şu özgürlüğü de veriyor bir yerden sonra. Şuradan bir düğmeyi kapatıp bu konuda anlatmayacağım. Bu bakış açısıyla anlatmayacağım diyorsunuz. Ben bunu, bu şarkıyı buradan çalacağım diyorsun. Böyle, bu notaya geçeceğim falan. Ama bunu bilerek yapmaya başlıyorsunuz. Çünkü biz sadece korku, tarih, kültür, edebiyat falan değil, yeri geldiğinde nasıl yazılır da anlatıyoruz. Ya, evet, evet, evet. Yazma atölyesi gibi böyle bilaveder gene. Bunun da katmış olduğu kocaman bir şey var. Tabii ki 10 yılın bize getirdiği şey, tabii kütüphanelerimiz çok büyüdü. Bir yandan onu da söyleyeyim. Çok fazla araştırma kitabı aldık. Ya. Yani hem araştırma kitapları, yani referanslar var. Hem yani bize gönderen yayın evleri var. Hani onları tabii, da çünkü tabii, takip tabii, etmeye çalışıyoruz. Özellikle onu söylemek istiyorum. Hani hep üçümüzde, dördümüzde yazarız. Yani belli bir yerden sonra kitap okumak zorlaşıyor olabilir. Hani vakit ayırmak zor oluyor olabilir. Çünkü bizim hem yaptığımız mesela gerisi hikaye var. Hem araştırması, hem çekmesi, hem onu işte montajlaması vesairesi, şu su. Sadece çalışması zaten bir gün. Çekmesi bir gün. İki gün gitti. Geriye kaldı 5 gün. Bu 5 günde yazacaksınız. Ama mutlaka okumanız gerekiyor. Yani çağdaş yazarları, yeni yazarları, genç yazarları, eski yazarları. Yani bunların bir kolaj yapıp bunların takip edilmesi gerekiyor. Neden? Özellikle yeni yazarların okumasının çok büyük bir avantajı var. Dili yakalıyorsunuz. Çünkü dil duran bir şey değil. Dil gelişen bir şey. Aynen. Yani sürekli yeni kelimeler, mesela zamanında kullanılan bir kelime bugün kullanılmıyor. Çünkü o ihtiyaç yok. O tarife ihtiyaç yok. Ama onun yerine başka bir kelime alıyor. Tabii. Yani evet, yeni nesil de yakalamak için o dilin gelişimini de takip etmek zorundasınız. Anladım. O yüzden mutlaka kitap okumak gerekiyor. Tabii biz kendimize de tembihliyoruz. Ben mümkün olduğunca yani elimden geldiğince okuyorum. Ya. Şunu hep merak ettim. İşte hep sormak istedim size tek tek. İşte en çok etkilenen ya korku hikayesi olmak zorunda değil. Bir an olabilir. Bir işte şöyle hiç atlatmadınız ki benim de var, ben de ekleyeceğim. Yani işte çocukluğu da olabilir. Çocukluğunda ya da işte daha işte sonrasında. Var mı böyle bir an? Ya bir filmde olabilir, bir kitapta olabilir. Tabii tabii. Hiç yani, unutmadınız. Zaten o olmazsa büyük ihtimalle, şimdi bir kere en büyük teorilerimden bir tanesi o, bir travma vardır ki seni çok ister istemez bugünkü gibi olmasa da o yıllarda da ailen tarafından böyle el bebek gül bebek yetiştirirken bir küçük de olsa bir travma olmalı ki seni şeye, normalde insanların ya bunu niye okuyorsun, niye bunu izliyorsun dediği o şeye
merakla yönlendirsin. Aynen. Yani benim ilk aklıma gelen şey zaten yani iki tane şey var. İkisi de sinemayla ilgili öncelikli olarak. Bir tanesi beni ilk filme götürdüklerinde 7 yaşımda daha sinemaya girme hakkını kazandığımda Ankara'da Akü sinemasında annemle babam beni The Deep diye bir filme götürdüler. Nick Nolte başrolünde filan. Denizaltıyla ilgili. Ve yani filmi çok hatırlamıyorum doğal olarak zaten. Ama bildiğim bir şey varsa o da böyle bir sinema perdesi büyüklüğünde bir müren balığı fırlayınca karşıdan ben ağlayarak salondan kaçtım. Filmin sonunu da orada izlemedim yani hani öyle bayağı devasa bir şey, müthiş bir korku. Ama sonra o korkunun bende bir şeyler değiştirdiğini hissedip üzerine gitmem gerektiğini fark edip ya ne yapsam deyip o sırada şansımıza tabii işte Türkiye'ye video gelmişti. Dünyaya ve Türkiye'ye. Ve video filmlerle bir anda korku filmleri yüklemesi yapmaya başladım kendime. Ve oradan yürümeye devam ettim. Ama çok daha büyük travma şeydir. Deliverance filmini ben... Bayağı 10 yaşımda açık falan... Açık bir korku filmi o, evet. Yani ben mesela Deliverance filmini 10 yaşında falan işte... O devirde kontrol olmaması tabii çok büyük kontrol olmaması büyük şans aslında. O yaşta yani. Kimseye pek izletmeyi tavsiye edeceğiniz bir film tabii. Değil. Ama ben işte kendi video kiralama dükkanımız olduğu için gidiyordum oradan kaçırıyordum şeyleri. Her çabukluğu mahallet. Ondan sonra özellikle pazar sabahları erken kalkıp herkes uyurken sonuna gidip kendi kendime film seyretmeyi çok severdim. Ve işte açıp Deliverance'ı izlemiştim ve Deliverance'ın gösterdiği şeyler 10 yaşında biliyorum ki beni yani of bu dünya çok çarpıkmış. Ben bu konuyu daha derin incelemeyi delirten meseledir. Anladım. Tam anladın mı? Ya acaba işte mesela kendimi düşünüyorum. Yani o yaşta onu iddia edemezdim %100. Yok, onu iddia edemem. Orada ama çok komplike ve benim hayal ettiğimin dışında falan. Bir dünyada yaşadığımı fark ettim. Başka bir boyut. Bir kapı açıldı. Anladım. Aha. Benzer bir hikayem var ama önce. Zannedersem benim herhalde babaannem bana masallar anlatırdı tuhaf tuhaf. İşte alan pişman, almayan pişman gibi ya da Şebbali Baba gibi böyle bir takım masallar anlatırdı. Tuhaf masallardı yani. Gerçekten tuhaf kurguları olan masallar bunlar. Fakat herhalde benim en büyük travmalarımdan bir tanesi gördüğüm bir rüyaydı. Zaten onu da zaten şeye çevirdim, hikayeye çevirdim. İlk basılı korku öykümdür. Gelin Otu, Anadolu korku öykülerinde çıkan. Rüyamda işte, çok pardon, bir bebek görüyorum balkonda. Ve bebeği korumaya çalışıyorum, kardeşimmiş. Fakat o arada, o anda böyle biz bayağı yüksekteyiz de balkon. 4. katta iki tane böyle kara saçlı böyle tuhaf kadın uçarak çıkıyor balkonun oradan. Gördüğüm şey bu. Ve bende bir travmadır. Yani çok yani tabii anlatamıyorum o hissi. Yani insanın rüyasında tüyleri diken diken olur mu? Müthiş bir korku. Ki ben çocukluktan beri korku hani öyküsü okurum işte ne bileyim korku serisi falan vardır. Vampirler falanlar, şunlar, bunlar, şu bu. Ama en büyük travma benim için odur. Yani o rüya benim herhalde bütün şeyimi değiştirdi. Bütün yapı taşlarımı değiştirdi. Belki de sırf o korkuyu yenmek için korkuyu anlamaya çalışıyorum mu acaba diye de bazen düşünmediğim olmuyor yani. Yani belki o dozu tekrar yaşayıp çünkü onu vermiş olduğu muazzam bir ekstazi var orada. Yani insan hani o rüyayı görme sebebim ne? Onun da hiçbir fikrim yok. Evet. Ama dediğim gibi yani o müthiş bir travma benim için. Yani yazıma da o korkuyu hani şey yapıyorum, geçiriyorum farkında olmadan. Onun izlerini görüyorum yani. Yazarak yine aynı şeyi hissediyor musun? Tabii ki. Yazarken. Yani şöyle ben zaten görsel yazan bir yazar olduğum için yani düşünsel değil ben görerek yazıyorum. O yüzden bütün yazdığım sahnelerin hepsini görüyorum. Gördüğüm için de tabii görüyorum derken yani oluyor. O sahne değişiyor gibi değil de hani yazarken özellikle görsel tarafından
Gösterinin yaratmış olduğu sahneyi kafamda tasarlıyorum gibi hani biraz da. Görerek yazmak çünkü bizim kendi aramızda kullandığımız bir tarih. Ha yok yani seyrederek yazmak değil, görerek yazmak ayrı, seyrederek. Yani öyle bunu hayalimde olarak görerek. Yani oraya o sahne benim önümde oynuyor. Evet. Yani ben net, o sahneyi yani bir film buna. Gibi o sahneyi seyrediyorum yazarken. Anladım. Hani ilk önce hani böyle seyredip de şöyle böyle falan demiyorum ama o anda başladığım zaman yazmaya. Yaşıyorsun bir şekilde. Evet. Aslında en doğrusu o, yaşayarak yazıyorum. Yaşıyorsun. Steven Pressfield buna şey diyor, kendi kendini hipnoz etme diyor. Aynen öyle. Yani o hipnozdaki gibi bir seviye var. Derin bir düşünceye daldığın zaman aklın oraya kaçıveriyor aslında. İnsanın şuraları böyle ürperir ya. Böyle bir hani tüy ürperme değil de böyle şurada böyle bir kamaşma olur. Çok korktuğun zaman veya böyle çok aşırı duygusal duygulandığın zaman. Başka zamanda o yok sanki. Evet. Var işte sanki... Özel bir şey. Sadece tabii, o an için. Tabii. İşte aynen öyle. Başka zaman yok ama o yazarken böyle çok kaptırdığı ve gittiği zaman şuraların böyle bir hafiften böyle uyuşmaya başladığı zaman da zaten o sahne oldu demek. Galip sen. Ya etkilendiğimiz bir sürü şey var. Bunların tamamını korkutma ya da kırıp dökmesine gerek yok. Bence var ama hani ben benim kendi deneyimlerimde o yoktu. Ama mesela şey var. Çocukken izlediğim ve İlk izlediğim zaman bir vampir filmi olarak kafamda kodladığım böyle hani yazdığım bir tane film vardı çocukken dediğimde işte TRT1'de Perşembe geceleri korku filmleri olur. İşte 89 belki 90 gibi. Parlament sinemasını demiyorsun değil mi? Değil. Parlament şu pazar geceleri. Yok o pazar geceleri. Bu Perşembe akşamları böyle bir ara bir şey oldu. Bir iki sene TRT'de öyle bir şey yaptılar yani. Çok güzel. İzlediğim film siyah beyaz işte bilmem ne. Yarı çıplak yataktan kalkmış gibi geceliyle insanlar var işte bir ineği kanını içiyorlar falan gibi hatırlıyorum ben bir köy delirmiş falan gibi. Ondan sonra yıllar sonra fark ettik tabii Night of the Living Dead o aslında yaşayan ölülerin ölüşü. O film mesela beni çok etkilemiş. Küçücük de bir çocuğum o zaman işte hani belki 9-10 yaşındayım. Daha sonra ilerleyen zamanda benim bir sağlık problemim oldu. Benim ciğerler biraz zayıftır. Uzun yıllarda sigara içtim o delilik falan bıraktım gerçi şimdi de. Kabuslar görüyordum ben. Nefes kesilmesi, uyku apnesi gibi şeyler vardı. Hala da var. Şimdi nefes kesilince vücut size alarm vermeye başlıyor. Ve artık aktüel olarak o gün neyle uğraştıysanız, televizyonda ne gördüyseniz, ailede ne konuşulduysa, sokakta ne varsa, derste ne gördüyseniz bunların hepsinden bir karma yapıp böyle her şeyden ilham alarak bir korku filminin içine atıyor her gece. Ben de kendi kendime ufak bir şey keşfetmiştim. Biraz daha lucid dreams gibi böyle hani tekrar kontrol edebilmek istiyordum. Çünkü artık uyunmuyor yani uyuyamıyorum da. Bunları not almaya başladım. Yatak başımda hep benim bir tane küçük not defterim olur. Hala da duruyor öyle bir alışkanlık. Senede bir iki tane sağlam kabus görüyorum ama onları da hala yazıyorum. Vay be bu neydi falan diyorum. Çünkü 30 yıldır kabus görüyorum ben artık şey diyeyim ya bayağı profesyoneliz o konuda. İşin şakasına söylüyorum. Bunun kibirle falan alakası yok ve iyi bir şey de değil kabus görmek. Ama bunları yazarak ya da bunları düşünerek başladım. Ondan sonra da benim karşılaşmalarım, beni çok etkileyen şeyler genelde aa bunun böyle bir tarafı mı varmış diye gördüğüm şeylerdi. Mesela Gün Batımından Şeffaf filmine bayılırım. Hem aksiyon hem yol hikayesi hem de vampir evet. Şeyde From Dusk Till Dawn. Müthiştir. Rodriguez'i çok severim zaten. Rodriguez sinemasını ve aşırı saçmaladığı halde de katlanırım ona yani. Bir de antik canavar var işin içinde yani. Tabii o çok güzel bir karma. Tadından yenmez ya. Yani iyi bir buluşa bak diyorsun bunun yani bir de yerel bir dokunuş da var. Rodriguez de çok Meksikalı bir adamdır böyle. Evet. Hani. Der ki işte bu eski Maya ya da işte Aztek ziguratının en üst katında piramidinin en üst katında bir oda zaman içerisinde bir şey Titi Twister adında bir bara dönüşmüş. Ya yani hatırlıyorum. Striptiz barına dönüşmüş falan. Şimdi bunlar hem çok modern hem çok şehir fantazisi ama bir yandan da inanılmaz gotik, evet, antik. Evet. Doğru. Bu ne demek? Hem ucuz hem derin zaten. Kan Güncesi'ni kurmuştum 2001'de. Mottosu buydu ucuz ve derin diye. Bununla karşılaştığınızda beni yeni şeyler düşünmeye sevk ediyordu mesela. Bunun gibi Taxi Driver'ı çok seviyorum mesela. Şehirde insan yalnızlığını çok iyi anlıyorum. Ya. Bak, ve, güzel konu var. Çok benim bir numaram falandır o da. Ama bir şey de diyeyim ya. O zaman içinde ilk beşte hep biraz filmler oluyor ama yerleri değişir biliyorsun. Hadi deyince aklına gelmez ama mesela arada bir film, arada bir kitap söylersin. Devlet Anayı çok severiz biz mesela. Kemal Tahir'i bayılırız. Ondan sonra üçümüz de çok severiz onu söyleyeyim yani. Demokan'la ikimiz Devlet Ana konusunda fanatiyiz. Çünkü ben değilim. Çok iyi, çok iyi bir değilim. Dili vardır. Ne anlatmak istediğini bilir. Oyunludur. İşte Nazım Hikmet'in cümle kurma konusundaki Türkçe'yi iyi öğrettiği insanlardan bu.
Ondan sonra ha, bunun gibi böyle değişik bir sürü şeyle. Arada da bir film izlersin mesela, kötü bir filmdir. Bir sahne vardır, oradaki zekayı görürsün. O seni düşünmeye sevk eder. Bir de ah ah dersin, bunu böyle yapmayaydın da şuradan gideydin. Harcadın de, dersin kadar, değil mi? Büyük harcamışsın diye. Evet. Ben B filmlere çok çok şey borçluyum. Bakış açısı anlamında. Kimsenin izlemediği, kasette, CD'de, ondan sonra filmde, festivallerde karşıma çıkıp bütün bir B filmleri izlemiştim aslında, B-movie'leri. Ondan sonra mesela onlar bende çok fazla yani tahribat yarattı artık. Ya film izleme zevkini aşındırıyor onlar. Ama bir yandan da çok şey gösterdi, öğretti. Yani geri kalan her şey mainstream bir iş yaptığınızda, bu yazmakta da öyledir, kitapta da öyledir, sinemada da öyledir, dizimizi bilmem ne işte yapılan her işte, YouTube kanallarında falan da öyle ne yazık ki. Belli uymanız gereken kurallar var ve bu sizi kas katı hale getirir, tutulursunuz. Kendinizi ortaya koyamazsınız. B filmler, amatörler iyidir mesela. Belli bir radarın altında uçan, kafası açık yazar, yönetmen iyidir. Onlar size bir şey öğretirler. Bir şey keşfedersiniz onlarla. Benim de bakış açım oydu. Her defasında bir tane çok güzel kitap okusam hemen ararım. Beril böyle bir şey var. Demokan'a direkt tutuşum. Oğlum bir film izledim. Böyle böyle falan diyor. Demokan da der ki ben de izledim, öyle bir şey yok falan. Çünkü, bazen kayıt da diyorsun. Evet evet. Ben öyle düşünmüyorum. Mi? Evet. Bir de azla çok yapma. Şeyi var ya, çabası var ya, evet. Müthiş fikirler çıkarıyorlar. Aslında doğru. Bütün bir filmin fikirler yokluktan çıkıyor. Yani. Bundan bahsedelim biraz. Bu iyi bir konu aslında işte. Tam bunu soracaktım. İşte Avatar'dan bahsediyorduk biraz önce, kayıttan önce. Bu geldi aklıma işte. Cameron'ın işte 300 milyon dolarlık bir bütçesi var. Şimdi Terminator düşünüyorum. 2 milyon mı? Tabii. 1 milyon, 1,5 milyon dolar mı? 84 Terminator diyorsun. Evet. Ve yine de ya yine de işte gerçekten bir korku film. Yani işte bazen seyrediyorum, ben de korkuyorum yani işte ki o canavar kadar filmidir ki. Ya. Yani bir canavar tarafından kabustur o yani. Ama şunu söylemek istedim. Bak buraya bağladım. İşte bütçesiz işte azdan çok olur. Yani onun işte contribution nedir ya da nereden geliyor yani bu işte başarı? Yani çünkü daha sonra Funny daha büyük bir bütçe geliyor. Büyük bir bütçe geliyor. Bir ruh, işte. Ruh işte. Yani ruhu işte. Kaybediyoruz işin çıkarmış. Ne kadardır ki Funny Games'in şeyi, bütçesi yani. Ya, evet, şey... Man From Earth vardı işte, hatırlayın. Arkadaşlar sıfır. Onun bence cevabı zaten çok önceden verilen Story is the King. Şimdi hikaye en önemli şeydir. Bir kere doğru düzgün hikaye anlatıyorsanız bütçenin neredeyse hiçbir önemi yoktur. Ama şunu söyleyeyim. Diyelim ki tamam Terminator yapıyorsun ama artık işte 300 milyon dolarlık bir bütçesi var. Ama yine bu bir ilk. Tamam yani her şey aynı. Sadece bütçe çok büyük. Başka bir film olmaz mı? Canım mutlaka başka bir film olur ama şeyi bilemeyiz. Yani şimdi bir kere sadece bütçeyi bugünden baktığımız gibi bakarak tartışamayız. 1984'teki sinema teknolojisini ve bütçesini düşünerek bunu tartışmalıyız. Yani siz şeyi alıp Avatar'ı o parayı 84'te harcadığınız çıkacak olan şey ne olurdu bilinmez ama şunu biliyorum. Bir gün yani insanlık çok uzun yıllarda var olur ve sinemada var olursa on binlerce yıl sonra hala bu sistemler çalışıyor olursa herkes hala Terminator'ı biliyor olacak ve Avatar'ı kimse bilmeyecek. Onu söyleyebilirim. doğru. Çok doğru. Okey şundan bahsedelim. İşte Exorcist var. İşte oradaki ikinci Exorcist, bu da ilginç bir şey. Bu saydığında ama bunun da hikayesi çok iyi. Bundan da bahsedelim ama işte oradaki ikincisinin yönetmeni John Boorman. Daha iyi bir yönetmen bir şekilde işte ya William Friedkin iyiydi yani John Boorman işte mesela ben tercih ederim ona ama adam ya hiçbir bok yapamadı orada yani ki bütçesi daha işte yüksek işte ne bileyim işte stüdyo artık ilgileniyor işte sanatsal bir yönetmen var ki William Friedkin dedi ki biraz kısıtlı oldu yani birinci Exorcist ama yine işte bak azla çok. Tabii. Yani bir çözmeye çalışıyor, bu nasıl oluyor? Yani şey vardır, oluyor? Alfred Hitchcock'un Rope vardır, Rope. Evet. İp. Tek maliyet ip diyorsun. Tek maliyet ip. Aynen öyle. Bir sandık, bir ip, iki adam yani. Evet. Sonuç olarak hani çok fazla bir maliyeti olan bir şey değil ama hikaye ve oradaki gerilim, oradaki korku, oradaki dehşet şey yapar mesela. Kuşlar daha tabii ki şey bir prodüksiyon. Daha pahalı bir prodüksiyon. Evet, tabii. Bütçeyle çünkü. Doğru. Ama unutulmaz bir iş mesela. Evet. Herkesi dünyayı değiştirmiş. Ama hani baktığın zaman hani kuşlar evet kuş fobisi oluşturuyor doğru ama Rob
inanılmaz bir şeydir yani. Tabii, daha sofistike bir şey de var. Çok daha sistem. Karanlık, çok daha insanın hani karanlık yanına, kötü yanına, insanın aslında hani her şeyi yapabilecek tabiata sahip olduğuna dair anlattığı bir hikayeyi, bir de Hitchcock'un yarattığı atmosferle muhteşem bir şeye dönüştürüyor. Senin açtığın konuyu burada kapatamayız. Bir kere önce bir onu açalım. Şu sebeple yani sinema çok bilinmezlidir. Sinemada dünyanın en iyi yönetmeni dediğin adam bir filmde işte en iyi filmi çeker, ikinci filmde patlar. Bunu asla bilemezsin. Yani sinemada çok fazla denge var. Ama şey hiçbir zaman şaşmaz. Yani iyi bir hikayen varsa o film iyi olur. O filmi kötü yapmak çok zordur iyi bir hikayeyle. Doğru. Ama geri kalan her şeyle, yani işte bütçen olmasın, ondan sonra kötü oyuncular oynasın filan, çalıştırabilirsin. Ama hikayen kötüyse milyar doların olsun. Doğru. Bu iş yürümez. Bir tane Blair Witch Project tabii. Mesela çok az bütçeyle yapılmış bir şeydir. Neredeyse girildi. Yani sadece tabii filmin iyi ama hikayenin parçası işte PR'da. Aynen öyle. PR'da bir de o zaman o found footage pek yoktu yani, böyle hatırlamıyorum. Yani unutulmuştu. Geri getirdiler. Unutulmuştu, var aslında. Sen bölümünde var. Var, evet var. Found footage bölümünde detaylı anlattı. Evet ya. Okey, ben onu söyledim. Tarihinden bahsediyoruz. Demek ki var ama ben farkında değilim. Ya olabilir, 230-240 bölüm oldu. Kesin arada kaybolmuştur. Şeyden başladık bu sefer. Buluntu kayıt, hani buluntu günlükler vesaireler, şunlar bunlar, işte bunlar found footage'e kadar giden bir ki o sesine. Eski İtalyan yam yam filmde yok mu ya yani böyle yani var, değil mi? Var, evet, zaman, şimdi hatırladım. İşte orada unutulmuş hali öyle. Ah o filmi seyretmeyin. O zaman PR oldu. Ya şimdi şöyle, PR'da hikayenin bir parçası, prodüksiyonun hatta tabii bir parçası. Şimdi bu da hepsi birbirine uyumlu ise çarklar zaten internet güzel dönüyor. Ama bir yandan hikayesi, yani o çarkın çıkarttığı sesin de düzgün olması lazım. Bir şey anlatıyor olması lazım. Bizim dediğimiz bu. Hikaye olduğu takdirde kötü prodüksiyon ya da ucuza kaçılmış şeyler falan insanlar göz ardı ederler. Zaten ona gönül bağ kurulduğu için, merak ettiğin için acaba ne anlatıyor diye artık. Evet, onu artık görmezden geliyorsun. Ondan sonraki kısımlar önemli değil. Ama mesela şöyle bir durum da var. Hiç çoğu insan çok fazla farkında değildir ama özellikle 2000 sonrası en büyük bilim kurgu filmlerinden bir tanesi Eternal Sunshine on the Spotless Mind. Evet. Doğru. Tamamen bilim kurgu. Bilim kurgu. Hatta büyülü bir bilim kurgu. Bir tane çünkü eski retro bir teknoloji var. İnsanların beynini siliyorsun. Ama büyülü bir yöntemle değil. Teknik aletlerle kasetlere kaydediyorsun falan. Anladın mı? Materyal olarak da bir çözümlemesi var. Bir metodu var. Tekrar edilebiliyor. Şimdi o film içinde, filmi düşün. Aklına getir böyle 2,5 saatlik. O filmin içerisinde çok büyük efekt için harcanan bir bütçe var. Bir tane sahneye 2,5 milyon dolar para vermişler. Ne sahnesi biliyor musun? Kuma gömülme sahnesi var ya arabanın. Sondaki. Evet. Onun için adamlar bayağı bildiğiniz stüdyo kurmuşlar. Sadece kum getirtiyorlar. Tabii ama o kadar güzel şey yapıyorlar ki, biz buna 2,5 milyon verdik, bak buna dikkat edin de demiyorlar. Ve filmin bütçesinin, atıyorum başka yerlerden tabii ki şeydir yani, Jim Carrey oynuyor. İşte Kalemet oynuyor galiba. Yok. Kim? Titanic. Winslet miydi? Kate Winslet. Kate Winslet. Ya büyük oyuncular var, herkes gelmiş. Evet, hiç boş yok bu arada. Evet. Herkes çok doğru böyle bir şeyler. Hikaye de çok iyi. Evet. Ama öyle bir yerde kullanıyorsun ki mesela imkanı, hikayeyi mükemmelleştiriyorsun. Hani bıçağını ya da hani kalemini keskinleştirmek için kullanıyorsun bunu. Böyle olması gerekir. Öbür türlü sadece yapabildiğin için yaparsan göze batar. O robotların dönüşüm sahnesi, vidalar dönüşüyor, o da uçuyor. Detaya bakmaktan arkadaki olan şeyi hiç göremiyorsun. Ve yani, hiç önemli değil. Desinler. Yani orada. Kimsenin umurunda değil ki, unutuyorsun. Aynen. Sonra bir tane daha vida geliyor çünkü. Hani overdose olmuş. Durmuyor ki. Evet. Şunu sormak istedim ki biraz bağlantılı. Sequels. Yani o kadar sequel var ki yani, işte korku, işte ben korku düşününce sequel düşünüyorum. İşte Halloween mı, işte Hellraiser. Franchise. Evet. Ama yani işte vasat olsa bile bir film. Yani işte ilki her zaman daha iyi oluyor. Neden? Doğru. Neden? Çünkü bana, yani ben kendi açımdan baka konuştuk aslında biz bunu. yani kaç kere konuştuk bilmiyorum ama şimdi şöyle bir şey var. Bir şey yaptığınız zaman orijinal bir şey yapıyorsunuz. Ve bunu seyirci mucize olarak kabul ediyor aslında. Yani o şekilde algılıyor. Evet, yeni bir şey var. Çok acayip bir fikir var.
ve çok güzel hani mesela görsel var veya evet. başka bir şey. Bu onun için özel hale geliyor. E sen bunu ikinci filmde tekrarlıyorsun, üçüncü filmde tekrarlıyorsun. Yani altıncı hissi beş ayrı film, yani beş devam filmi olarak çekebilir misin? O çekersin. Zaman, o bitti yani orada. Çekersin sonra. Ama sürprizin hiçbir anlamı kalmaz. Sürpriz sonu. Gidiyor. Aynen öyle. Yani sürpriz yani kalmıyor. Sürpriz dediğin kötü karakter mi? Öyle değil. Yani sonunda yoksa twist'i kaçırıyorsun. Twist yani o şimdi mesela şeyde altıncı hisse sonunda öğreniyoruz ki adam aslında ölüymüş. Evet. Ölü ama o şekilde spoiler verdi. Yani kusura bakmayın abi bu zaten 25 yıllık film. Kabul ediyor da kastetmek i̇şte adada gibi. Yaşayan biri yani var diyor. Yani sevmediyseniz evet. seyredin. Gözünüzü söyleyeyim de kulak ardıyım. yani evet. Şimdi orada filmin en kilit noktası en sonunda bizim adamın yaşayan biri değil, ölü biri olduğunu anlamamız. Yani ölü olduğunu anlamamız. Yani bütün filmi aslında bir bütün olarak muhteşem kılan şey hikayesinin kilit noktası orası. E sen evet, bunu ikinci bir film sequel veya işte ne bileyim franchise yapacaksın. İkinci filmi çekeceksin. Bir kadın aslında ölüymüş. Acaba kim ölüymüş diye izliyorsun. Acaba kim ölüymüş diye. Ama diyelim ki böyle bir şey yok. Tamam, ama şimdi bak. Beril'in söylediği şey şu. Beril bu olay en abartılı şekilde olsaydı. Olsaydı nasıl olur? Çok diye. Açık göstermek için o örneği verdi. Hı-hı. Burada dediği şey şu. Anlaşılacak bilinen örnekle yani. Sen şimdi Halloween'de izlediğin zaman biliyorsun ki izledin. Michael Myers diye bir karakter var. Bu işte akıl hastası ve insanları öldürüyor. Evet. Belirli bir sırayla. Bunu ilk defa izledim. 1978'de bunu izlediğinde daha önce böyle bir şey dünyanın %90'ı izlememişti. Evet, evet. Bu, şimdi sen bunun ikincisini, bu birincisi para kazandı diye yapıyorsun. Başka bir sebebin yok. Evet. İkinciyi çekme sebebin birinci filmin çok iyi para kazanmış olması. İkinciyi çektiğinde seyirci artık bir daha gelip oraya şaşırmayacak. Bir ikincisinde artık Michael Myers kimleri hangi sırayla öldürecek diye merak ettiği için gidiyor. Ama şaşmak derken bak işte şöyle anlatayım. Yani işte daha edebi konularda. Ya diyelim ki işte ne bileyim atıyorum Thomas Hardy'nin 5 kitabı var ve işte bu 5 kitap genelde aynı işte aynı hikaye. Yani işte bir kadın aldatılıyor, ondan sonra evleniyor. Ama ya geçtikçe ya kitap okudukça daha zevkli oluyor biliyor musun? İşte ikinci, üçüncü, dördüncü kitap. Yani sürpriz yok da başka bir zevk var. Başka bir şey sanki. Şimdi yalnız ama bu korku da yok. Bu korku da yok. Tamam, medyumu değiştirdim. Sinemada kitap başka bir şey. Çünkü kitapta şöyle bir şey var. Kitapta ben en azından kendim bir okuyucu olarak neden bunu hani sevdiğimi söyleyeyim. Tamam. Ben de seri kitap severim. Fantastik okuyucusuyumdur. Aynı zamanda hani polisiye okuyucusuyumdur. Ve seri kitap çok okurum. Bunun sebebi bir kitap okuduğum zaman bir hikaye okuyorsun. Hikayenin gelişme olasılığı var. Ve sen ikinci kitapta tanıdık yüzleri görüyorsun. Başka bir macerada. Ve o macera da bitiyor ama sonu öyle bir şekilde bitiyor ki sen daha fazlasını istiyorsun. Bunlar şöyle bir durumda ne yapabilir acaba? Evet, evet, evet. Yani aslında kitaptaki sebep nasıl diyeyim? Tanışıklık, evet. aşinalık ve o aşinalığın sürpriz maceralarda görebilmek aslında mesele. Yoksa hani filmde de bunu yapabiliyorsanız var zaten işte hani farklı farklı maceralar işte James Bond'lar gibi. Hani James Bond'un tamam adam casus. Ama ne şey yani şey yani türle ilgili gerçekten korkuyla ilgili. Çünkü hani işte James Bond işte kendi işte diyorum işte o yenisi neydi? Casino Royale benim için. En güzel James Bond. Ki hepsini neredeyse seyrettim. Ama aynen. atıyorum bu 30. film. Hı-hı. Ama ne oldu benim için? Ama bu korku da kesinlikle olmaz. Yani atıyorum yani Halloween işte 9 ya vasat olacak ya da yok oldu yani, bile. Yok yani evet artık o kadar da değil diyoruz mesela, zaten. Yani. Ama bu bahsettiğin örnekler bir şey söyleyeceksen. Sol gibi mesela herhalde. Bahsettiğin ya. Örnekler şimdi kitabı dedin ya aynı kişi Hardy'nin 5. kitabı dedin. Genelde bu bahsettiğimiz franchise'larda şimdi ilk başta Myers falan vuruluyor. Jason Voorhees de aynı şekilde ölüyor falan. Evet. 13. maddesi orada. Ölmüyordu. Ölmüyor mu? Şimdi tabii ölüyor, yani. Ölüyor ama ölüyor hani normalde zaten ölü olması lazım galiba. Anne baba da. Geliyor.
Ama işte franchise sağ olsun. Yani onun kerametiyle bunlar ölmüyorlar. Evet, ölmüyorlar. Yani sanki ya Michael Myers'ı 13 defa dirilmiş böyle oyunlar falan daha geliyor. Onunla da Freddy ile kapışmış bir şeyde. Tabii yani. Tabii. Ama bu da çok ilginç. Jason'ın tabii vardır. Jason. Ya oradaki sanki o kötü adam çok önemli. Sadece bir kez tanışabilirsin. Ve bir kez gerçekten etkilenebilirsin. Hannibal Lecter düşün mesela. Ama bir saniye onunla vakit geçirmek isteyebilirsin. Alien. Şimdi çok Alien'da şöyle bir şey var ama. Alien'da birincisinde tam olarak görmüyorsun canavarı. Evet doğru. İkincisinde bir kısım görüyorsun. Bazıları Alien orada. Üçüncüsünde artık tam görmeye başlıyorsun. Sonra sürü halinde görmeye başlıyorsun. Ya ondan sonra gezegenini görüyorsun. Ondan sonra iş başlangıca gidiyor. İnsanın yaratılışına gidiyor. Aynen Prometheus. Prometheus. Ondan sonra bu nefret eder zaten ikisi de. Çok Prometheus. Ben sevmedim. Ben de sevmedim. Sonra da ne vardı? Prometheus'undan sonra da ne geldi en son? Genesis. Yok. Adını unuttum. Yani unuttum bile. Bir şeyler. Başrolleri başrolüne iyice. Adam iyi oynadı da ama film basat. Covenant. Bir tane daha geldi. Covenant. Yani hani ben bütün filmlerini severim. Şimdi doğruya doğru. Zaten konuştuğumuz zaman da şey yaparsın, görürsün. Ama şu var, tabii ki ilk üçü kadar etkileyici değil. Belli bir yerden sonra o etkileyiciliğini kaybediyor. Tabii bir de konuşabilsen ne süper olacak. Yani ışığını bir şekilde kaybediyor ya. Belli ya, bir yerden sonra. Oradaki şunu söyleyeyim ben aslında. Şöyle bir ekleme yapacağım. Senin söylediğinde yazar, hepsinin yazarı. O orada. Evet, evet. Ama bu franchise'da genelde stüdyonun satın aldığı takım değişiyor. Takım tamamı değişiyor. Değişiyor. Şimdi daha önce iş yaptı diye aynısını biz repliki, taklit tekrar çoğaltırsak eğer bunu sanki kendiliğinden olacakmış gibi böyle kargo kültü gibi saçma bir fikir var orada. Taklit ederek ruhunu ya da hikayesini ya da içeriğini taşımayarak ya da geliştirmeyerek tekrar olacakmış gibi zannediyoruz. Mesela neye örnek verebiliriz? Hellraiser'a örnek verebiliriz. Aa çok güzel. Hellraiser'ın sen birindeki... Clive Barker vardı tabii, adam tabii. Yönetmen, yapımcı. Ruhunu taşımazsan ikinci, üçüncü filme. Aynı bence 90'ların sonundaki filme kadar yeni bir şey de söylemedi. Orada da biraz zombiye falan kaydı. Böyle hani istila filmleriyle bir andırdı falan. Yeni bir şey söylemeden hikayeyi taşımayıp da sadece kisveyi görünümü taşırsan olmuyor iş. Aynen. Evet. Bu da ne oluyor aslında? Bir ölüyü getirip o karkası, cesedi, elbiselerini getirip oraya koyuyorsun. Diyorsun ki bu yeni filmidir. Şimdi canlı değil. Şimdi şey de sıkıntılıdır. Devam filmlerinin içerisinde yapımcı, işte yazarı şunu bunu dahil etmezler. Çünkü büyük ihtimalle hikaye bitmiştir ilk filmde. Ama Exorcist'te bitikti mesela. William Blatty bir daha yazmadı ki. Legion'u yazdı mesela. Legion'la onu tutturamıyorsun. Ama şeytan ölmüyor ya. Yani, ya işte devamını yapma refleksindeler. Neden? Çünkü toplu üretim. Daha çok satalım. Önemli olsun. Onun yerine yani şey yazsaydı mesela Kutsal Mezarların neydi? Onu sonra yazdı galiba. Onu güzel sonra yazdı. Tam unuttum şimdi kitabın ismini ama çok şeydir yani. Ya gene olabilir. Hayır geliştirilebilir fikir. Çünkü neredeyse kapalı bir alandır. İşte zaten birazcık o demin söylemeye çalıştığım o kendini tekrar ediyor olması yani artık sürpriz kelimesi belki biraz abartılı oluyor ama sonuçta belirli bir karakter görüyorsunuz. Ondan sonra belirli bir rutinde bu karakter bir şeyler yapıyor korku filminde, birinci filmde yapıyor. Artık geri kalan herkes ikinci filmde, üçüncü filmde, dördüncü filmde aynı karakterin farklı farklı şekillerde bunu yapmasını bekliyor. He. Şimdi bu beklenti olunca da bu kolay. Kolaya kaçıp bunu çekiyorsun ve o filmin iyi olma ihtimali ortadan kalkıyor. Ama mesela korku filmi olarak birileri kabul eder, birileri kabul etmez. Ivır kıvır demin söyledim Terminator. Mesela ikinci film asla iyi olamazı yıkan filmdir. Mesela Terminator 2, Terminator 1'den daha iyi bir filmdir. Neden daha iyi bir filmdir? Demin galiba yeni bir olanağı araştırın, bir şeyi merak ediyor. Buraya şunu katarsak ne olacak? Aynen, evet ve güzel. Bu sefer güzel bir kendini örnek. Tekrar etmiyor şey, hikaye. Evet, doğru doğru. Hikaye devam ediyor. Bir de Alien gibi ya. Evet, Alien evet, ve Aliens evet. Fark aynı aslında bakarsan. İkisinin yaklaşımları da farklıdır. Bir tanesinde biz Alien bölümünü ta ilk sezon 7. bölüm 6. bölüm ne konuşmuştuk. Çok da severiz yani. Anlarız da Alien'dan öyle söyleyeyim. Alien 1'deki bazı imkansızlıklar değil. Yani dönemin teknolojisinden tut da bütçe kısıtlamalarına kadar. Canavarı beğenmiyorlar ve son çeyreğinde gösteriyorlar canavarı fiziksel olarak. Ve hiçbir zaman full body görmüyorsun tam olarak. O işte bir uzay gemisinin içerisinde dışarıda nefes alamadığın bir ortamın içerisinde sıkışıksın. Oradan kablolar geçiyor. Buradan sıcak hava boruları.
bir yerde takışmışsın. Zaten bak şimdi insanlar şunun farkında değil. Alien filmindeki bütün ilk gördükleri mürettebat mavi yakalıydı. İşçi bunlar. Evet. Sadece abi. İkramiye alabilmek için o gezegene gidiyorlar gibi. Doğru. Orada bir sosyoloji de var. Şimdi sen bunları hiç katmadan ikinci filme geldiğinde, Cameron'ın çektiği Aliens'a geldiğinde 80'lerin oyuncaklarını, proplarını aslında daha büyük büyük gösteriyorsun. Böyle her şey çekiliyor orada. Ve galiba sonra en son gösterimlerden sonra biraz diyorlar ki hani kısıtlayalım ama Alien'ın anası geliyor yani. Queen falan galiba değil mi? Evet geliyor. Full body görüyorsun artık. Gösteriyorlar. Üçüncüde miydi? İkincide miydi o? İkincide. Anne. Kraliçe ikincideydi. Ama yani de görüyor. Bir de silahlar, işte arabalar var, uçaklar geliyor, marinler falan gelişti, derken. Gelişti, dünya gelişti. İlkinde anlattı. Ridley Scott'ın anlattığı dünya. Karanlık mood bu değil yani, atmosfer falan da bu böyle değil. Öyle bir uzay geleceği düşünmüyor kendi kafasına. Tekrarı yok. Yani Ridley Scott yani. Aynen ama işte şey, Cameron gelince diyor ki benim uzay görüşüm budur diyor. Yani evet. Eğer kolonize edilecekse orada madenciler var. Madencilerin ailesi. Orta sınıf Amerikalı'ya dönüştürüyor oradaki mavi yakalıları bir şekilde. Evet. Tamam mı? Suburb'e dönüştürüyor orayı falan böyle. Ben mesela evet. onda benim hoşuma gitmişti mesela o fikir. Burada otör önemli değil mi? İşte otör. Ya otör, ondan sonra. Evet yani otör olsa. Bak bu meşhur olur. Şey tavşan hikayesi gibi böyle. Gene Nasreddin Hoca şey, tavşanın suyunun suyu. Hani öyle bir fıkra vardır. Şimdi uzun uzun anlatmayayım. İnsanlar merak ediyorsa belki bilmiyorlar, şey yapsınlar, baksınlar. İşte her gelen bir daha aynısını istiyor. Yani sana bir avcı şeyi bırakmıştı ya tavşan, hadi diyor onun çorbasından getir. Ben 6'dan sonra artık geriye sadece su kalıyor. Tabii. Hani nerede burada tavşan falan? Diyor ki tavşan mı kaldı? Yani suyunun çorbası mı? Şimdi franchise hikayesinde de öyle. Michael Myers 13 defa falan öldü o bilgisayar oyunları dahil. Ölmüyor. Komedi oldu. Jason aynı şekilde. Komedi oldu. Bir adam ölmüyorsa artık süper kahramanı çeviriyorsun. Freddy de aynı. Freddy rüyalarda yaşıyordu işte Zeki Müren gibi. Rüyalarda buluşuruz. Ama yok artık. Mesut Bahtiyar gibi işte hani Freddy Krueger. Ama onu da mesela suistimal ettiler. Çekip böyle sündürüyorlar hikayeyi. Çok ait olmadığı bir şekilde doğru. Bir yani ikincisi sanki lazım. Daha iyiydi. Mesela şeyde de Hellraiser'da da 3-4 bilmem ne falan da adam hikayeyi anlamamış ki. İlk baştaki duyguyu, konsepti, hikayeyi, evren görüşünü taşıyabilse sonraki eserlere kimsenin şey olmaz. Çünkü tanıdıklık, nostalji falan diye fikirler de vardır. Ben aynı karakterleri bir başka maceralarını görmek isterim bir romanda da. Evet, o bir tür gibi de. Ya şöyle evren bir de tanışlık vardır. Ben bir tanesini beğenirim mesela. Dedim ki benim çıktı falan. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar mesela Conair filmine gitmiştik, lisedeydik. Okuldan kaçıp çocuklarla. Şimdi orada var 5-10 tane mahkum. Biz 6-7 kişiyiz. Herkes bir tane karakter seçmiş. Çünkü insanın neye karşı bir yakınlık hissedeceği, neye duygu bağı kuracağı belli olmuyor. O yüzden sen de bekliyorsun, hani diyorsun ki hani bir sonraki devam filmi olsa, devam macerası olsa ben hoşlanarak izlerim. Ama olmuyor işte. Sadece tavşanın suyunu getiriyorlar. Bond'u o yüzden seviyoruz zaten. Hmm. Ya da var mı Bond'un şeyinde tadında başka bir şey? Jason Webb var aslında. Jason Bourne. David Webb bir kitapta. Ha öyle mi? Tabii. Jason Bourne. Evet, şey var mesela şey, Clive Castle ben çok severim. Dirk Pittard'ır mesela. O bir de bir tane. Clive Castle'ı çok severler. Şunu sorayım işte, hep merak ettiğim bir şey bu da. Korku klasik nasıl oluyor ki işte hepimiz belki değil de sanki orada bir şey paylaşıyoruz. Bak bu klasik diyoruz. Bu klasik diyor. İşte Alien. Yani Alien'den bahsettik. İşte Hellraiser'den bahsettik. Galiba Lovecraft'tan da bahsedebiliriz. Yani oradaki şeyimiz örtüşüyor. Neden? Ya da Frankenstein. Değil mi? Yani ki işte sizinle tanışmadan önce bile aynı fikirdim. Ve başka ülkede yaşıyorum. İşte ben de bunları seviyorum. Neden? Biraz bundan da bahsedelim. Çünkü büyük bir piyasa. Ya çok film var. İşte, çok kitap var. İşte, çok hikaye var. Ya neden hep işte aynı kişilere gidiyoruz işte, aynı şeylere gidiyoruz. Sen mi dedin işte hep Terminator, zaten hep hatırlayacağız yani işte Avatar unutulur da Terminator unutulmaz. Bence o konuda ayrılıyoruz ya. Avatar bence unutulmayacak. Okey. Hayır yani biz göremeyeceğiz ama bence Avatar franchise'ı bence çok başka bir yere gidecek. Yani bu son filmi seyrettiğimde çok daha farklı bir yere götüreceklerini fark ettim. Yani o yüzden mesela aynı şey Black Panther'da da var. Onda da işte Wakanda Forever. Onu da farklı bir yere götürüyorlar şimdi. Yani o bence unutulacak değil. Yani tabii ki hani demiyorum ki ben korku
şeklinde ama ikisinde de farklı potansiyeller. Bir tanesinin Fantastic Tribe potansiyeli var. Diğerinin de işte bilim işte kurgu Tribe. Sen klasik içerikle ilgili bir dengeyi kafanda kurup söylüyorsun. Tabii. Ben işin sinema olarak o iyi film kötü film meselesini de yine geliştiriyorum. Yani ortada elimizde iyi bir film var. İyi filmlerin en azından son 120 senedir iyi filmlerin geriye kaldığını, yani ne anlatırsa anlatsın. Aynen. İyi filmlerin anladım. Geriye kaldığını biliyoruz. Tamam. O yüzden geleceğe kalacak olan filmler insan ırkı değişmediği sürece, belki şimdi AI hepsini değiştirir onu bilemiyorum. Beğenmedikleri bir şeyi kaldırır. Evet, ama insan ırkı aynı kaldığı sürece iyi filmler kalacak. Diğerleri unutulacak derken onu söylüyorum. Yoksa 200 tane şey çekileceği için Avatar önümüzdeki 10 bin yılda. Tabii ki daha çok Avatar ortalıkta gezecek ama yani o kimsenin oynamadığı bir oyuncak olacak, unutulacak orada. Öbürü şeyin üzerinde, pedestalın üzerinde karşımızda duracak. Terminator o anlamda söylüyorum. Neden duracak? Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Tamam. Mesela diyoruz ya işte hani Poe, Lovecraft, Canon yani. Aynen öyle. Yani bir şey var. İşte gotikle başlayan, bugünümüze kadar gelen bir eski eserlerde belirgin bazı işte köşe taşları var. Hani söylediğim zaman bunları söylüyoruz. İşte Poe, Lovecraft, işte Howard vesaire şu bu. Aynen. Bunları söylüyoruz. Evet. Ama biz mesela gerizekalıyla onu keşfettik. Şimdi bunlar sürekli söylenen eserler değil mi? Evet. Bunlar hani artık ezberledik. Evet. Hani bunlardan çeşitli hikayeler çıkar. Bunlardan bilim kurgu da çıkar, polisiye de çıkar, korku da çıkar, fantastik de çıkar. Yani hikayenin bazından farklı fikirler çıkar. Fakat biz kazdıkça mesela geçen Edith Wharton'ı konuştuk, Shirley Jackson'ı konuştuk. Neydi? Auguste'in yazarının adı neydi? Unuttum. Fryer. William Fryer. William Fryer. Yani aslında o kadar çok yazar var ki, o kadar kenarda köşede kalmış, şey yapılmamış. Hani bizim hani Poe gibi, Lovecraft gibi dikkat çekmeyen ama yüzlerce hikayesi olan, hayalet hikayesi var adamın 300 tane. Ama biz hiçbirini bilmiyoruz. Evet. Yani biz bilmiyoruz. Yurt dışında bir kısım hani ilgili olan biliyor. Ama genelde biz de bilmiyoruz. İşte mesela işte sizin bahsettiğiniz, biz de bahsediyoruz. Bu da çok ilginç bir şey. Çünkü temasımız yok. Çünkü yani şey yani, ihtiyaç duymuyorsunuz. Aslında bugün mesela çok orijinal bir korku filmi geliyor. Büyük ihtimalle onun hikayesini çok hani lafa edilmeyen mesela H.R. neydi yazarın adı? H.R. Yurtmanar. Hayır canım. H.R. Geiger. Yazar değil. O da geldi. Lovecraft. Ya diyelim ki Henry James vesaire falan gibi. Yani bu tür hani bilinen ama çok hani Poe gibi, Lovecraft gibi böyle hani sürekli dile pelesenk olmamış yazarların böyle mesela kenarda köşede kalmış. Adam korku yazmıyor. Adam diyelim ki gerçekçi yazıyor ama zamanında bir yani hayalet hikayesi yazmış. Henry James gibi. Aslında. Ha işte ondan aynen. William Faulkner. Aha aynen. Bu hikayeyi siz hani okuma zahmet yani zahmet etmiyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki bu adam gerçekçi yazıyor. Hani onu bilmiyorsunuz. O hayalet hikayesinden haberiniz yok. Ama ne zaman ki hayatını okumaya başlıyorsunuz ya da özellikle hayalet hikayelerini kimler hayalet hikayeleri yazmış diye araştırmaya başladığınız zaman karşınıza zilyon tane eski yazar çıkıyor. Hepsi kesin 2-3 tane yani minimum 2-3 tane hayalet öyküsü yazmış. Onların zamanında çünkü bu hani alışkanlık gibi bir şey değil mi? Biz onu gördük yani. Ve bu hikayeler bugünün korku filmlerini şey yapıyor, yaratıyor. Siz bilmiyorsunuz, ben bilmiyorum, o bilmiyor. Ama senaryoyu yazan veya kitabı yazan o hikayeyi biliyor. O hikayeyi alıyor, getiriyor bugüne. Evet. Bence klasik ve nasıl söyleyeyim popüler gibi iki tane kavram var. Bunu da söyleyeyim. Klasik dediğimiz şey aslında zamansız olması gerekiyor birazcık da. Aradan geçen 3000 yılda mesela Gılgamış'ı tekrar okuduğun zaman onun dertleriyle hemhal olabiliyorsun. Hissediyorsun. Evet. Bu zor bir şey. Çünkü insanı yaşadığı
zaman ve coğrafyadaki dertleri zorluklarıyla aslında edebi manada anlatan bir eser bu. Çünkü ne Humbaba diye bir canavar var, ne Enkidu diye daha da şeyde böyle hani Siirt'in dağlarında var. Uçan kuşu vururdu öyle bir adam var. Ama yani. Ölüm var. Ölüm. Ama işte ölüm var, anladın mı? Arayış var, ondan sonra evet. Bir adamın dönüşümü var. Evet. Pervasız bir kral iken, tabii ilk gece hakkı falan var Gılgamış'ta. Evet. Ondan sonra oradan Enkidu sayesinde bir ölümle onun karşılaşması var. Enkidu'nun burnundan böyle bir tane kurtçuk çıkıyor, beyni bir hafta başında bekliyor. Ya ceset. 7 gün, tabii. Tabii. Ceset olduğunun farkında değil, adamın gördüğü ya da hissettiği ya da önem verdiği ilk ceset o. Yani daha öncesinde tabii insanlar ölmüş etmiş ama zaten yarı tanrısal varlık olduğunu düşünüyor. Kaygıya düşüyor. Bakın kaygı var orada gene. Bilmem. Şimdi bu zamansız bir klasik haline düşürüyor yaptığımızı. Poe'nun eserleri öyledir. Poe'nun eserinde de adam o dönemi gibi giyinmek, kuşanmak zorundadır. Ona göre hareket eder. Ama dertlerini bugün hala seversin mesela. Onun o bizim o gözün hikayesinin olduğu yakalanma korkusu var ya hani böyle bu adam buraya nasıl girdi kapalı şey hikayesi falan göz ya, böyle milim milim dönmeye alıştırdım ya. Kendimi biraz daha dönebiliyorum falan o manyaklığı yani çok aşırılık demek manyaklık çok güzel bir detay. Şey yaparsınız yani oradan adamı o elbiselerinden o 19. yüzyıl erken döneminden sıyırabiliyorsunuz. Şunu söyleyeceğim. Ha, okay. Popüler dediğimiz şey de günümüzde gözümüze hoş gelen, bizim günümüzdeki şeyleri anlatan. Acaba bu adamın hikayesini dediği zaman işte elinde telefonu olacak, saçı başı şuna benzeyecek gibi elbiseler, pantolonlar. Mesela Poe'nun zamanında kadınlar pantolon giymiyordu. Ama gidelim Gılgamış'ın zamanına ata binmiyorlarsa biz de giymiyorduk. Herkes etekli, kaftanlı geziyordu mesela atıyorum ya, en tarihiyle. Bu mesela o döneme ait bir şey oluyor. Döneme ait şey, ben hep bu örneği veriyorum bir yerlere gittiğimde, sempozyumlarda falan. Popüler olan şey döneminden izler, kokular taşıyor, özellikler taşıyor. Canlılığı da oradan geliyor zaten, canlılığı. Bu bir tahtanın yeni kesilmiş bir ağacın mesela içindeki nem gibidir, yaş gibidir. Hmm. Onun yaş olması. Siz onu alıp ondan bir şey üretirsiniz ama 15 yıl sonra içindeki hava gittiğinde o popülerlik gittiğinde artık popüler ve aktüel olmadığında bir şey kalıyor. Bir şey kalıyor ama katılaşıyor. Yeni bir form alıyor, kırılıyor. Yaş gidince çatlıyor tahta. Bu nedenle ama tabii şey de yapman gerekiyor. Uzun yıllar boyunca dayanacak bir sehpa yapmak istiyorsan mesela ona göre tahta seçmen lazım. Okey 2000 yıl dayanabilir ama bu sefer de tahta keyifsiz, güzel kokmayan, canlı durmayan bir esere dönüşüyor. Anlatabiliyor muyum? İkisinin arasında, popülerle klasiğin arasında uğraşman gerekiyor. Çok nadiren modern klasik karşına çıkar. Ama çıktığı zaman da anlarsın. Ama mainstream olmaz. Mesela The Thing 1980'de çıktığı zaman o kadar büyük, bugünkü kadar saygı duyulan falan bir eser değil ki unutulup gidivermiş. Doğru. Who Goes There değil miydi onun şeyi? Evet, ellerdeki hikayesi şeyi, de çok güzel. Evet. Etkileyici. Şimdi şunu anlatacağım işte zamanla kıymeti anlaşılıyor. Şimdi birincisi edebiyat dediğimiz, sanat dediğimiz her şey insan hikayesi. İnsanı barındırmak zorunda. Bizi insanlar görüntüye önem veriyorlar, iyi görünüyor diyorlar, işte şunu da yapabiliyoruz falan. Resme ya da renge ya da kokuya odaklanıyorlar, kaçırıyorlar. O zaman daha somut bir örnek vereyim. Çocuklarımı iki tane düğün izlettim. Eskisi ve bunlar 14 yaşındayken ve hiç bilgileri yok, tamam mı? Bir gün yeni düğün, ikinci gün eski düğün. Hiç haberleri yok. İkisi aynı anda işte eski düğüne seçtiler. Hmm. Ki görsel yok işte onlar işte çocuk ya işte görseli çok seviyorlar düşkün artık işte eski düğün çok eski gerçekten onların hemen ya hiç düşünmeden evet baba bu daha iyi bir film evet baba daha ama iyi daha renklidir ya ondan belki olur çizgi roman bir dakika yok yok çünkü görüyor yeni bir film sen doğru hikayeniz dediğine ya görüyorum. Şöyle yani hikaye. Atıyorum belki 10 dakika sonra yani izlemeye başladılar hemen ki yani eski düğün var ya yavaş başlıyor o kadar işte tabii, çabuk tabii. Başlamıyor tabii. Hep böyle iç sesler konuşmalar falan var orada ama şey bak popüler dedin ya şöyle atıyorum yeni düğün yani işte çok kişi seyrettiler değil mi atıyorum 200 milyon kişi belki evet. Seyrettiler dünyada ama tabii. Popüler değil yani şöyle eski düğün o kadar kişiyi seyretmedi yani eski düğünün dert ettiği şey neydi kitabı boş ver Frank Herbert'in anlattığı şeyle. Neydi eski düğünün hikayesi? Ne anlatıyordu sence? Savaşlar, birbiriyle ters düşmüş aileler, bir hanedan savaşları falan gibi bir ortam. Evet. Yeni düğün bir mülteci hikayesi, bir kaçak hikayesi.
dönüşmüş vaziyette. Doğru. Denis Villeneuve başından beri, kariyerinin başından beri hep zaten kaçakları, mültecileri özellikle alıp, çok modern bir konu bu. Bu arada hep tartıştığımız bir şey bu. Hani Türkiye'de diyoruz 10 milyondan fazla mülteci var. İşte hani sığınmacıların dışında bayağı mülteci var ve bütün dünyada da insanlar hareket halindeler. Farkında değiliz ama soğutulmuş, yavaşlatılmış bir kavimler göçü yaşıyoruz mesela. Her şeyi değiştirecek 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonra. Şimdi Denis Villeneuve bunu anlattı mesela en son düğününde. Bu çok yetişkin işi, gündemi takip eden kişileri daha çok yakalayan bir hikaye ve Mısır'ın çöllerine götürdü mesela. Dün hakikaten çölde geçmesi lazım. Doğru. Ve kolonyal bir işte çölde çay filmi gibi de yapmadı onu. Bayağı bildiğin Mısır'a giden Romalılar gibi yeni modern bir anlaşma. Bunların hepsi çok fazla daha yetişkin işi. Bir önceki Dune bana sorarsan, biz çok seviyoruz o filmi de hepimiz. Daha çizgi roman çizgi romandı o. Onun hikayeyi ele alışı, görselleri, anlatışı, kahramanın tipi, saçı, biçimi, anlatabildim mi? Ya da kahramanın sevgilisiyle olan ilişkisi, teması, işte Sandworm'un atlamasında beklemesi, daha epikti o. Kahraman bazlıydı. Doğru, doğru. Evet. Bir genci, daha küçük bir çocuğu mesela güncel tartışmaların dışında olan bir eser daha çok yakalamış olabilir. Bu benim teorim. Çünkü öbürküsü de hani ajans haberleri dinleyen büyüklerimizin dertlerini hani çok sahiplenmezdik ya vaktinde de. Şimdi biz de o ajansı seyreden ama kişi ama şu o. Anki bir çocuk ya hiç seyredemez bile. Ki genelde seyretmiyorlar. Yani eski ise görsel. Yani tahammülleri yok. Hiç. Sıfır. Ama orada bir şey var. Yani o şey atmosfer. Nedir? Evet, atmosfer mi? Yoksa artık işte popüler klasik diyorum ama belki oradaki şey orijinalite. Nasıl bir orijinalite? İşte atıyorum işte Hellraiser'ın bütçesi 1 milyon dolar. İşte Dune'un 6 milyon dolar. Yani oradaki author gerçekten bir orada bir şey yapabilir. Yani bir şey icat edebilir. Yani atıyorum işte yeni Dune'u. Halloween bile. Yani korkudan bahsedin. Evet. İşte yeni Halloween filmi. Blumhouse'un. Yine yüksek bütçeli bir film. Yani büyük bir film o kıyasla. Yani orada bir şey, bir ticari bir şey var. Yani orada author mı girmiyor acaba? Ticari evet. Biraz gölgeliyor bence. Bence ya, eskiye pardon. Hani çocukların, bugünkü çocukların gözünden bakmaya çalışırsam bence ilginç gelmiştir. Yani farklı ha, farklı evet. Çekimler değil mi? Hani rengarenk kostümler. Şöyle dedi, bak işte onun böyle dedi. Dedi ki korkusuz. Bu çok ilginç bir kelime. Neden? Korkusuz. Dedi. Film korkusuz. Dedi. Ne demek? İşte diyor. Sanki oradaki işte pek anlamıyor ama yine anlatmaya çalıştı. Yönetmen mi, yazar mı korkusuz, bir şeyden korkmuyor. Hmm. Çok ilginç bir anlatım. Daha cesur. Hikayeyi anlatmakta cesur. Cesareti dedi. Var. Aslında evet. Problem yani çekilemeyen filmden aslında Jodorowsky'nin düğününde aslında. Evet, evet. Çekilemeyen çok filmi karaya vurmuş şey gibi, transatlantik gibi parça parça söküp söküp başka film yapmış. 5 tane film yapmışlar orada, Mad Max falan da. Evet evet evet. Ya hatta Star Wars da var içinde bir yerde. Ya cesur dediği daha önce hiç görülmemiş bir tasarım. Aslında evet, yeni evet. De değil bize göre cesur. Çünkü aradan geçen 30 yılda artık biz çok aşinayız. Bir sürü filmde bunu tekrar tekrar gördüğümüz evet. için. Bir örnek vereceğim. Dune. Hmm. Dune'da kullanılan çöl solucanları. Bu aslında Moğolların Olgoy Korkoy denilen Mongolian Deathworm. Aa öyle mi? Aynen öyle. Onların mitolojisinden alınma bir şey. Şimdi biz bilmiyoruz bunu. Ben de seneler sonra öğrendim bunu. Aa. Yaratıklar işte araştırırken. Oradan geldi. Bu Dune şeyini, Dune solucanı dedi. Kimin bekliyordu? Tremor'da da kullanıldı aynı. Tremor'da da evet, kullanıldı evet. Aynı yaratık. Evet. Deathworm. Onu fark ettim. Tabii birazcık daha ufak tefek değişiklikleri var. Ama, hani zehirliyor, şey zehir fışkırtıyor vesaire falan filan ama devasa ve böyle hani şey gibi açılan ne derler? Ağız açılması vesaire falan. Tren kadar ağız vardı. Tabii bir de tren kadar hayvanlar bahsedilenler. Yani bu ben en çok neyi sevdim, düşün yani Moğolların efsanesinden, mitolojisinden gelme, hikayelerinden gelme bir yaratık. Yeni Dune'da pardon. Yeni Dune'daki aslında dedin ya bu Sandworm, bu kum solucanların. Deathworm. Bence ilk defa olarak nihayet birisi kitaptan fark etmiş. Onlar hayvan ve insanların çok farkında değiller. O kadar büyük ki. O evet. Kadar büyük ki böyle ayağın dibinde gezinen karınca gibi. Hiç hani fark etmez. Evet, kendine yani. Ait bir ajandası var böyle kafasında bir şey almaya aynen. Gidiyor aynen. Falan anladın mı? Sen o anda aynen. İşte muadil geliyor oradan üstüne atlıyor. Ben artık Tomb Raider'ım falan diyor.
umrunda değil, farkında bile değil. O balina gibi, anladın mı? Ya. Yani öyle bir şey var. Doğa bir ortam kuruyor. İnsandan daha büyük bir şey. İşte gotik böyle yazılır mesela. Süblime dönüştürüyor orada. Öyle büyük görkemli bir şey karşılaşıyorsun ki. İşte tokatlayı veriyor. Bütün tartışma neydi? Biz insan bütün evreni ele geçiririz. İşte evren bizim için yaratıldı falan derken oradan bir tane balina arkadan geçiyor. Hiç bozmayın diyor. Ben zaten bu da 450 milyon yıldır yaşıyorum. Kozmik korku oldu. Yani bir şekilde bu küçücük kalıyoruz. Değil mi? Bunda da kosmik kutsal rahibeler yok muydu? Bunda kutsal rahibeler, çocuk rahibeler zaten. Mesela onlar da tam şeyden alınma yani. Mezopotamya mitolojisinden alınma şeyler. Oradan alınmış. Acaba şey ya, orada iki tane şey fark ettim. Birincisi cesaret, ikincisi işte bu bütçe ticari olay. Yani atıyorum belki ya orijinal filmde her zaman ya daha eski filmlerde işte artık HBO Max'ten bahsetmiyorum. Yani eski 10 milyon dolarlık bir filmde cesaret gerçekten gerekli bir şeydi. Yani işte orada mesela Clive Barker şöyle anlatıyordu. Dedi ki ya stüdyo dedi ki hayır bunu gösteremezsin. Bu adam yatak dedi, sahnesi mi? Evet, adam dedi boş ver, göstereceğim, her şeyi göstereceğim. Yani adam işte sonsuza kadar cesareti kendi zaten hikayesi olduğu için. Tabii. Ama ikinciye gelince o ister istemez o cesaret gidiyor. Çünkü nereden oradasın? İşte bir tekrarlama için. Korkuyorsun hep. Acaba bu yansıtıyor mu o bir önceki olayı? Yansıtmıyor mu? İşte Pinhead yani görünüyor mu? Görünmüyor mu? Ama birinci filmde... Orijinal filmde. Bu hiçbir zaman yok. Yani işte Ridley Scott da galiba hiç sormadı. Alien görünüyor mu? Ama ikinci, üçüncü de bu var. Yani iki şey var. Birincisi korkuyorsun. Acaba ya insanların işte o sevdiği şey yansıtabiliyor muyum? Ben de bir yönetmen olarak. İkincisi işte artık belki stüdyoda daha çok girdiği için para baskısı var. Tabii. Bir şey de var. Sansür baskısı da var. Yani evet. Parayı geçtik, şeyi geçtik. Sansür baskısı da var. Bu Hays koduyla gelen zaten şey. Onu gösteremezsin, bunu gösteremezsin, onu söyleyemezsin, bunu söyleyemezsin. Meselesi zaten bir baştan bir hani tamam ben bunu yapacağım, istediğimi de göstereceğim ama takılır mıyım? Evet. O da korkusu var. O da var. Yani cesaret, o cesaret eskiden hani belki birazcık daha böyle hani belki de yasağı delmek için midir bu kadar hani cesaretli davranmak zamanı. Şimdi birazcık daha korkaklar çünkü. İlk orijinal örneklerin çoğunda kişi hayatının işini yapıyor. Daha sonradan gelen yönetmen, yapımcılar da genelde işini yapıyor. Yani öyle düşünebilirsiniz. Evet, aslında çok çünkü iyi. Çünkü bu otor sineması vesaire dediğimiz şeyde de hani hem o kötüdür, sorunlu da bir durumdur bana sorarsanız. Dışarıdan kimseyi karıştırmayınca bir körlük de var. Yani orada senin fark edemediğin bir şey var. Her yeni gelen kişi hem işi karıştırır hem de görmediğin şeyi gösterir sana. Sana bir şey katar. Ondan sonra ama sen öyle yapmıyorsun mesela. İlkinde oturup kendini hazırlıyorsun. Clive Barker diyor ki işte hani bu kadar bütçe bulduk, şu kadar yapımcı bulduk. Şu sahneler bir kısmını göstermemiştir bile hatta. Hani çünkü bu filmin çıkması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yüreğini koymuş. Geri kalanına da bakıyor mesela. İkinci gelen diyor ki bu filmin önüne geçmem lazım bir. Ya da hani evet. Hatırasını taşımam gerekiyor. Aynen. Ya da devamında da parama bakarım diyor. Ve, çünkü oradaki motivasyon adamın kendi hikayesi de değil. Hani bu üvey evlat gibi davranıyor bir yerden sonra. Aa çok güzel. Demokan bir şey soracağım. Bu Cannibal Holocaust'u ben hatırlamıyorum. Konuştuk mu bunu ama. Yani bu sansüre takılmamış mı? Yok işte bu sansür değil. Bir kere sinemada o zaman öyle bir şey yok. Hani sansür. İtalyan zaten film olduğu için çekiliyor, konuluyor. Şöyle bir sansüre... takılıyor. Yayınlanır yayınlanmaz işte yasaklanıyor. Çünkü gerçekten insanların öldürüldüğünü düşünüyor insanlar. Mahkemeye düşüyorlar. PR oldu bu da. Yönetmeni mahkemeye çıkarıyorlar ve yönetmen yazar, yönetmen, yapımcı hep beraber o oyuncuyu mahkemeye getirmek zorunda kalıyorlar. Kardeş yaşıyor bu, ölmedi. O gerçek değil, bu bir filmdi diye. Aynen. Ya adamı bulamasalardı. Ama bunun kulağı var ya. Gelmese var ya. 15 sene yapmışlar. Gelmeseydi. Yani hayatımda seyrettiğim en korkunç film. Evet. Ya bir yani de yani Holocaust, evet. O filmler yani bir de şey olsun diye değil. Öyle mainstream olsun diye değil. O suistimal exploitation filmleri onlar aslında. 70'ler hani konuştuk ya giallo filmlerini. Ama biraz İtalyan sineması neden? Korkunç. Neden? Şimdi ben yazarım. Yani korkunç şeyler yazarım. Ben de kol bacak falan filan uçuşur. Ama ben hani çok böyle gore sahne sevmem seyretmeyi. Ha, ondan. Fakat tabii biz konuyu işleyeceğiz ya. Demokan dedik sen izle. İzle, bir kere izle. Hani nasıl olsa bir kere izledikten sonra hani konuşabiliriz üzerinde.
Ve ben izledim. Pişman oldum. Ama nasıl izledim? Şey yapıyorum, çalıştırıyorum, seyrediyorum biraz da. Tekrar çalıştırıyorum, ondan sonra birazcık daha... Ah, peki Allah. Şey soracaktım, yani yanlış hatırlamıyorsam oradaki işte şöyle bir hayvan öldürme tabii ki. Ben insan öldürmelerine hiç üzülmedim. Ha bak onu soracaktım. İşte bende de işte çünkü onlar belki, gerçek belki ya. Belki de bende yani, bir manyaklık evet. vardır. İnsanları kestiler, biçtiler, işte orası koptu, burası bilmem ne yaptı falan, yedirmeyi falan. Onlara hiç değil. Problem değil. Ama... İstedikleri gibi yapsınlar. Onlara bakıyorum, onlara şey ama. Kaplumbağa mı? O ilk önce yoksa... hayır, ilk önce bir şey faresi vardı. Neydi o? Çöl faresi, bataklık faresi mi? Bir fare gibi bir şey. Öldürdüler. Onu öldürdüler. Sonra o kaplumbağayı parça parça ettiler falan filan. Dedim ki ben bittim ya, bittim ve ya. Ve tek amacı var tahrik etmek. Yani aynen saniye. Öyle. Yani şey yapıyor seni. İrite etmek için. İrite ediyor, hayvana zarar ediyor. Nefret ediyorsun bir yandan da. Ya. Hani seyretmek zorundayım. Ya exploitation zaten bu işte şöyle düşün. Trollüyor işte yani tam olarak aslında. Apocalypse Now'ın sonunda bir işte ben yine bir hayvan öldürüyor. Ben seyrettim onu. Ama orada bir gerçek bir ritüel var. Yani varmış. Yani orada bir exploitation yok da yine ben onu hatırlıyorum çocukluğumdan. O saniye. Çarpıcı işte seni de ele geçmiş. Ne vardı? Sorayım da. Yok bir boğa mı var? Boğa var. İşte kesiyorlar boya işte bir baltayla. Şeyde bir sahne vardı. Bir çok çarpıcı. Benim hayatımda unutmam. The Cell. Evet. Orada attım. O evet. O sahne bence gelmiş geçmiş en muhteşem sahnelerden bir tanesidir. Demin kanalı Body Works Cell'den önce miydi sonra mıydı? Sonra olabilir. Body Works sergisi vardı ya hatırlar mısın? Sonra hayır var ya insanları öldükten sonra şey yapıyorlar kasları filan. Evet. Ha sonra, şey. Body Works. Tıbbi bir şey. Çünkü birebir aynısı he. Var ya öyle bir at var. Selden sonra mı? Selden sonra. Ya oradaki Tarsem değil mi yönetmen? Hı, işte, adam evet, çok Tarsem. Şey yaratıcı onu hatırlıyorum ben. Sonra da bir güzel şey yapamadı ama. Bir onu yaptı yok. Galiba. Şey. Şeyi baktı. Bence Hücre muhteşem Fountain, bir film. Fountain neydi? The Fall. İki, ondan sonra çok Immortal'ı ben, Immortals mıydı? Evet, o Henry Cavill'in. The Fall hangisiydi evet, ya? Evet, o kötüydü ama. Kaç tane var? Sevmedim. Ben de sevmedim. Rüyada gibi olan. The Fall müthiş The bir Fall, film. Fall çok iyi. Sevdin mi? Tabii. Fall, numara filmdir yani. Gerçek üstünün zirvelerinden bir tanesi ama görseli falan değil. Ben daha seyretmedim. Aa, bayılacaksın. Ben de sevdim, ben de seyretmedim galiba. Yok artık, sen biliyorsun filmi bence. Ya görsel olarak şey, trailer'ı seyrettim, çok güzeldi. Birinci film zaten o. The Cell daha sonra çekiliyor yani. Ha, öyle mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam Fall önce olması lazım. Acaba? Okey. Yani benim zihnimde öyle ama emin değilim şimdi. Neden dersen Cell 2003 falan galiba. Gibi. Hatta şey oynadım ha. Sanki Fall da 2003. Bence her sahnesi ayrı resimdir ya. Belki yanılıyorumdur yani bilmiyorum ama sonuçta çok rüya gibi işte sinema bu dedirten işler bunlar. Aynen. Değil mi? Kesinlikle bak bu tabii. Konuda hiçbir şeyim yok yani itirazım yok demek. Bu filmde hemfikiriz. Unutulmaz sahneler. O dönem işte hani böyle peş peşe insan zihninin derinliklerinde kaybolmuştu. Ne vardı? Identity mi vardı? Vardı. Beş de. Kişinin. George Osasha vardı. O mesela. O mesela çok güzel bir böyle hani işte McCormack yazmış gibi bir roman havasındaydı bir de. Çok iyiydi. Mesela. Aynen. Hatırlıyor musun Identity? Hatırlıyorum ben. Şunu sorayım son olarak. Yani herkes yani en sevdiği işte korku hikayesi ya film ya da ne olursa olsun işte tablo bile olabilir den bahsetsin ve anlatsın neden seçtin diye. Seçme işleri zor şimdi. Ama bir tane olacak. Haksız, bak seçeceğiz. Seçmek zor. Tablo? Ya tablo olabilir. Haklı olabilir. Film olabilir. Hikaye olabilir ama bir tane seçin işte herkes. Ve anlatalım neden bunu seçtin ve ne bileyim izleyici neden işte bunu da keşfetse. Her şey olabilir. Mesela. O kadar çok güzel eser var ki. Önce kim biliyorsa söylesin. Hazır da var mı? Ama bir tane hazırda, olacak. Yani hızla hani ilk akla gelenle gidebilirim. Öyle bir sıralama çok zor. Gerçekçi de olmayabilir ama Lovecraft'ın Yabancısı mesela bence insanı korkuya bağlayacak enfes bir kısa öyküdür. Yani hem anlatım dili hem canavarı kullanışı hem de sonundaki sürpriziyle gerçekten insan doğasına dair. Yani Lovecraft'ı herkes sadece uzayla ve o tarz bir devasa bir korkuyla insanın küçücük kaldığı kozmik korku evreniyle bilir. Fakat
mesela yabancı onun o kadarcık olmadığını gösteren çok iyi bir örnektir bence. İnsan doğasına dair, kişinin kendisini tanımasına, kendiyle yüzleşmesine o kadar insana dair bir öyküdür ki bir canavar hikayesi için. 10 numara 5 yıldız. Güzel, okey, iyi. Evet, bir şey diyecektim ben. Ben bu yabancı hem okunması zor, hem anlaması zor, hem de çevrilmesi müthiş zor bir hikayedir. zamanında ben dedim ki oturdum ben bunu çevireceğim dedim. Ben yazıyorum. Yani yazabiliyorsam bunu da çevirebiliyor olmam lazım. Çevirdin mi? Bir cümle, bir buçuk paragraf. Onu yapabilmek için ordinarius profesör gerekir. Yani gerçekten anlamıyla ama. Şimdi hani chicken translate yaparsın. Ya peki kim o işte çevirmen? Artık Lovecraft'ın bütün hikayeleri var ya Türkçe'de gördüm. Onlar eskiden vardı. Çok yani Hasan, 90'larda büyük çıkan bir kitap. Nemli. Sanki yeni bir kitaptı. Öyle yeniden bastılar da o Dostan 2000'lerin ortasında çıktı. Dostan çıkan çok iyi. Ha okey. Dostan çünkü gerçekten iyi. Kapsamlı ama bu... Dostan Fehmi Nemli miydi? Tam hatırlayamadım şimdi. Ben de. Aha. O hoca iyidir mesela çevir konusunda. Ama çok yani... Annesine mi seçecek? Cümle gidiyor. Başladı gidiyor. Senin haberin. Ha? Pardon çok özür dilerim. Ben takıldım oraya. Ben bana yemi attı ondan sonra kenara çekildi. Farkında bile değildim yem attı. Ha, olsun ben onu yem olarak kabul ettim. Benim için valla şeyi ben çok severim. Nightmare tablosu. Goyan'ın yoksa Fuseli. Fuseli. Karabasan. Evet, Karabasan. Güzel. Kedi evet, oturmuş Nightmare. Gibi. Aynen öyle. Tablo seçti. Bence ben şeyi severim çünkü korku tabloları yani sanat da sevdim. Peki şey seviyorsun Francis Bacon ya da Goya. Bacon severiz. İnanılmaz değil mi? Severiz. Evet, şeyi de severim ben. William Blake. Evet. Şeyde o tabloları konuştuğumuz bir bölümümüz var orada. Bacon'ın yani Papa tablosunu da konuşuruz ya, mesela. Evet, tabii. Ne kadar etkili. Güzel sanatlar. Güzel bir seçim. Şey, korku gibi. Evet. Ki o şey tablo var ya işte hikayelerde de geçiyor. Tabii. Korku hikayelerde yazarlar bahsediyorlar bu şeyde. Ama o tablonun zaten Lovecraft bahsetmedi mi? Sırf o değil. Zaten o tablo boş. Kiranima boş. The Garden of Earthly Delights. Uh-huh. İşte evet, var ya evet, cennet, evet. Cehennem. Evet, evet. Küçük küçük detaylar var. Son benim son kapağını onu detay olarak. Kitabasının kapağı o cehennemden bir parça o şey Greed için yok. Oburluk mu? Oburluk. Ha. O kadar ince detaylar var Glutoni. Ki göremiyorsun. Glutoni. Ne kadar güzel. Ama işte tek bir tane hikaye anlatsın istemiyor ya onlar. Kocaman bir panel böyle duvar. Tabii canım onlar devasa yani. Çıptık 3 tane sanki. Şahane. Yani önerebileceğim bir numara diyebileceğim doğrudan bir şey yok. Çünkü diğer numaralara haksızlık olur. Doğru. Ama sıralama değil. Yani sadece delik. Önerebileceğim. Yani insanlar okumadıysa mesela gerçekten bu Cehennem Yürek, Halbantart, her rezil kitabını çok okuyor. Çok güzel. Neden? Ben de çok seviyorum biraz. Clive Barker'ın Kan Kitapları serisine ilk üçü basıldı. Toplam 5-6 tane kitap var orada. Oradaki en çok hangi hikayesini sevdin? Kan Kitaplardan. Kan Kitaplarında Kan Kitabını çok sevmiştim mesela. Book of Blood'ı. Ya orijinal ya anlatıyor yani. Tabii hani meşhur da bir laf vardır. Hepimiz kan kitabımız nerimize açsan kanarız diye. When we're opened we're red. Evet evet. Evet evet. Müthiştir. İşte ama Clive Barker'ın hani şimdi dil, kelime seçimi, bir hikaye, bir şey anlatmak aslında bir zihin yapısını anlatıyor. Bir tahayyülü anlatıyor böyle. Nasıl görüyorum, nasıl bakıyorum diye. Clive Barker'ın o çarpık zihnine ben hayranımdır. O nedenle de mesela hani Kan Kitabını bile söylerken işte hani hepimiz kan kitabıyız, nereden açsan kırmızıyızdır, kanarız falan diye. Adam bunu deyince bakıyorsun böyle tamam mı? Kitap, insan bilmem ne hepsinden muazzam bir metafor şey oluştu. Çok güzel bir seçim. Bir de tabii King'i eklemek lazım. Yoksa ben burada Dracula der geçerdim gene çünkü. Tamam yani olur. Üzerine makaleler falan mı yazmadık ne yaptık ama. Stephen King'in Pet Sematary'sini, Hayvan Mezarlığı'nı ben çok severim. Yani bir sürü sevdiğim kitabı vardır ama onu ayrı tutmak istiyorum. Çarpıcı olduğunu, çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Yoksa burada hani Medium'u yani Shining'i söylemek de mümkün. Christine'i vesaire. Ya sanki daha evrensel değil mi? Pet Sematary yani bana sorarsan böyle genç bir
şeyin ebeveynlerin mi diyeyim artık, anne babanın en büyük kabusunu anlatan son derece sadece modern değil, aynı zamanda klasik bir korkuyu anlatıyor. Ölümü anlatıyor zaten. Hani bir de inanılmaz duysal da bir hikaye. O yokuşu böyle üzerinize kazakla çıktığınızı düşünüyorsunuz. Kucağınızda bir çocuk var, her adım attığınızda biraz daha ağırlaşıyor. Ya da işte ilk başta kedi var, kedi bile ağırlaşıyor falan gibi. Kızılderili mezarlığına çıkamıyor falan. Bence müthiş bir hikaye. Diğerlerinden, Karakule'den, şundan bundan bence farkı da çok böyle derli toplu bir paket olması. Hı. Anlattığı yere, şeye ait. Bir de yeni ev almış bir genç çift, anne baba, yani çocukları olmuş bunların. Paramızı verdik, aldık diyor ama tırların geçtiği bir yolun kenarındaki bir evi alabiliyorlar. Yeni bir kasabaya taşınıyorlar falan. Ve bunlar hem evrensel, bütün dünya çapında. Ama aynı zamanda da çok Amerikalı mesela. Tamam mı? Evet. Amerika, onu da merak ediyorsun, o kültürü, oradaki şeyde. O pessimism, korku aspektinden daha bahsetmedim de yani. Korku tarafını da söylemedik. Tabii. Bence The Body daha duygusal bir şeydir. Bilmiyorum. Beni etkilemişti. Şey, yani insanlar farkında değil. Daha sonra Stand ceset, By Me arkadaşlarının oldu cesedini aramaya çıkarlar. Evet, Stand By Me. Stand By Me. Stand By Me. Çocukların aynen oldu. Evet. Muhteşem bir öyküdür evet bence. Benim unutamadığım bir de şey vardır mesela. Dinar Kunz'un hep söylerim ya. Hmm. Çocuk meselesi. İşin içine çocuk girdiği zaman yani çok insanı çok etkiliyor. Daughter of December vardır. Dean Kuntz'un. Dean Kuntz'un. Çok kişi bize söyledin, kendin söyle. Ben evet, senin evet, favorin ne? Evet. Okay, benim favorim işte film olarak ben Hellraiser'ı seçtim. Neden? Hmm. Yo, orada çok şey var, işte slasher var. Body horror var. Hmm. Cronenberg body horror, yani oradaki yaralar. Ki ben slasher demiyorum. Hmm. Bak ayrı şey var orada değil mi? Yani slasher'da tabii ki ya o var ama body horror. Yani body bir vücuda horror, bu olabilir aslında ve sen bunu seçebiliyorsun aslında. Hmm. O var. Üçüncü olarak ki hep işte çocukluğumdan hatırlıyorum. Çünkü ilk çıktığında ben seyrettim. Hmm. Yani 13 yaşında falan gizlice. Ama neden çok etkilendim? Şeyden ya, oradaki ihanet. İşte Julia'nın Frank'i seçtiğini, ki bunu çok iyi anlıyorum. Mesela babam bizi terk etti işte ben doğmadan. Hmm. O an denk geldi. Dedim ki ya bu dünyada bu aslında bir kural. Ya böyle bir şey sadece olabilir de bir kural da olabilir aslında. Yani bak filmde görüyorum. Bu istisnai bir şey değil. Demek ki başka biri böyle bir şey keşfetti. Yani bir şey olmalı ama olmuyor. Ya da tam tersi olmuyor. Ya yani da bana özel olmuyor. Değilmiş. Değil. Ya böyle bir ihanet. Ya şöyle bağlattım ki aslında bir ihaneti zaten trajik bir yani, ya antik Yunan'dan çıkmıyor bir şey o yani. Ama işte çocukken şöyle düşündüm. Orada bir duygusal bağlantı kurdum. Hmm. Dedim ki bak işte bu kadını bu adamı sevmesi gerekiyor. Çünkü bu adam onu seviyor. Ve gerçekten iyi bir adam. Ama bu adamın ölü kardeşini tercih ediyor. Bu doğru. Ya böyle bir şey düşündüm. Dünya aslında öyle. Bunu hatırlıyorum gerçekten. Yani o filmde. Dünya öyle. Ama pek yani o net düşmedi yani kafamda. O yüzden o ayrı bir boyut. Yani çünkü bu da bir şey. Yani işte saf korku değil. Yani burada aile korku gibi bir şey var. Değil mi? Karanlık bir dünyayla karşılaşma söz. Bir daha aynen seyrettin mi peki? Seyrettim. Yani Hellraiser şöyle bir film. Her kaç sene seyrediyorum ve kitabı da okuyorum. Güzel. Çünkü o şeyi hatırlıyorum oradaki. Bir de işte en çok etkileyen şey Hellraiser'den bu kitapta da var. Hmm. Filmde de var. Bu Barker'ın cümlesi. Ve yani bir cümle seçsem yani bütün işte korku evrenden bu cümleyi seçerim. İşte zaten işte Frank soruyor işte Pinhead'i. Nesin? İşte adam diyor, başkaları, bazıları meleğiz, bazıları şeytanız. Hmm. Angels to some, demons to others. Evet, çok güzel. Hiç unutmadım o kelimeyi. Ya çünkü bunu hatırlıyor, perspektif. Yine kitap okudum. Önce film seyrettim, sonra hikaye okudum. Ama bilmiyorduk da yani şimdi kitap o kadar popüler de değil. Adam değil ama buldum ben bir yerde ama o cümleyi hiç unutmadım. Çünkü yani o perspektifi düşünmedim. Ondan sonra yine kitabı okudum ve zaten işte Frank'in beklediği şey haz. Evet. Ama haz yerinde yani şöyle perspektife bağlı. Yani eğer sen acıyı seviyorsan o acı haz. Ve daha sonra işte öğrendim işte Clive Barker'in oradaki sadizm, sadomasochism yani oradaki daha derin atıflar yani o zaman bilmedim. Ama bu perspektif olayı çok ilginç geldi bana. Alt metinde var ya işte acıyı hissediyorsan yaşıyor olmalısın. Yeni bir şeyleri keşfetmek için seni dürtmüş. Demiş ki bak böyle şeyler var.
sen de henüz bilmesen de peşine düşmüşsün. Evet. Ondan sonra hep şöyle düşündüm. Yani kötü adam görünce işte Hannibal Lecter ya da işte Freddy, hep bu kelimeyi düşündüm, bu cümleyi düşündüm. Angels to some, demons to others. Yani işte bu adam, ondan sonra şey de bağlattım yani ilginç bir şekilde. Kendi atalarım, işte Moğol'um yani işte etnik olarak, işte atalarım işte gerçekten canavarca şeyler yaptılar yani insanları. Ama yine işte ailelere çok iyi, düşkün yani arkadaşlar, ne bileyim. Adam işte herkes içinde bu var zaten. Bu korkunun meselesi değil mi? Karanlık ve işte iyilik, kötülük. Ya bunu da yapabiliyorsun. Tamam. Bunu da yap. Ha, angels to some, demons to others. Demek ki çok karışık. Bunun ve... bir örneği Cengiz Han. Yani evet. Dünya üzerinde 40 milyona yakın insan öldürüyor seferlerinde. Ve o sayede de ormanlar tekrar ortaya çıkıyorlar. Yani evet. Doğaya katkıda bulunmuş. Gerçekten. Kimine göre melek sonuçları üzerinden. Angels to some, demons to others, değil mi? Aynen. Hellraiser'da benim de unutmadığım şu vardı. Çok eğlenmiştim hatta onu görünce. Gülmüştüm falan. Frankie, Cenobite'lar bir alıyorlar böyle duvardan duvara. Korkuyorlar, derinlerini yüzüyorlar. En son saniye mi? En son saniye değil. Daha kitabın başında Cenobite'lar. Okey, girdiklerinde. Evet, tamam. Yani o... haz ırmaklarında yüzdürüyorlar adamı. Ama öyle böyle değil. Yani ufak ufak derisini yüzüyorlar, etini koparıyorlar, canını yakıyorlar. Bazen çok büyük keyif veriyorlar. O bir aklı gidiyor. Yani ve bu 3 sayfa falan, 4 sayfa anlatıyor Barker. Öyle bir anda Cenobite'la işte cehennemden gelen yaratıkla karşılaştı, bitti değil. O Lady var bir tane hatta orada da. Evet, evet. Bu Frank artık tamam diyor, ben aradığımı buldum diyor. Yani ben belamı buldum diyor. Yani doydum artık falan diyor. Ondan sonra oradaki Cenobite belaya doydum. Bir şey söylüyor. Bak, bak, süper bir laf. Başlayalım mı diyor adama. Ve now we can begin. Daha ben hatırlıyorum ya. Ben dedim ne oluyor dedim. Ne oluyor ki ya. Adam orada 3 işte cehennem yaşadı gerçekten. Evet, evet, evet. Yani tahammül edemedi. Nereden nereye gitti böyle. Bak işte bu hem edebiyatın hem Clive Barker'ın gücü. O yüzden yani Barker çok bilinmiyor Türkiye'de ya da yazık. 2000 sonrası çocuk kitaplarıyla ya da epik fantaziyalarıyla biliniyor. Mıdır, nedir, evet, evet, onlar daha hafif eserler. O öncekinde hem yetişkin işi hem çok sofistike, çok duyguları anlatan böyle... Peki sen şey okudun mu? Komikler. Yani ki o yazmadı. Yani, ama komik çizgi işte, her çizgi romanlar. Okudum, okudum, baktım onlara. Ha. Evet. Çünkü onlar da işte iyi aslında. Evet. Aynı ama başka filmleri değildir onun. Mesela Robert Rex'i falan vardır kan kitaplarından çıkma gene. Ama o başka bir yönetmen. Ve pek sevmedi Clive Barker. Bilmem ama şeyi anlatıyordu. İngiltere'nin taşrasında yaşayan adamın oraya gelen şeylere, davranışını, günübirlikçilere falan. Sevmemişsin işte taşı falan kaldırıyorlar şu oldu. Çok modern bir çatışmayı da anlatıyor mesela gene orada. O, bunun o gibi daha bir sürü şey de var. Evet, Rawhead Rex yani hikayesi korkunç. Evet, işte. Evet, evet. Çocuğu adam yeme sahnesi falan anlatıyor bir de. Bir de işte çocuğu yiyor. Yani işte hayatı dönüyor ve işte annesi uzaktan görüyor. Yani böyle bir saniye ki her şey normal. Yani o işte atmosfer yok ya, korku atmosferi. Yani işte küçük bir İngiliz kasabası. İşte herkes mutlu. Çağdaş zaman. Şirinler bu canavar geliyor. Çocuklar yiyor. Çünkü çocukları tercih ediyor. Daha yumuşak diye. Aynı bu işte körpe kuzu eti. Neyse en azından seyretmediğime memnun oldum. Ya efektleri biraz damlikti şimdi. Ya efektle efekt alakası yok. Ama hikaye güzel, hikaye. O şey işte hikayedeki o çocuk ya. Yani mesele hayvanlar ve çocuk olduğu zaman ben de katlanamıyorum ya. Katlanamıyorum yani. Seyretmesem olur. Hani yazmak ayrı bir şey. Yine bunu birebir seyretmek yani olmuyor. Benim için olmuyor bir yani. Bir de çok tetikleyici bir şey hakikaten. Mesela Midnight Mass'i konuştuk ya biz. Konuşurken biz kendi aramızda konuştuk. Galiba podcast çekmedik ona. Midnight Mass'in birinci, ikinci bölümünde yok işte kediler, yok köpekler, bir şeyler ölüyor, öldürülüyor sahilde yani falan. Dayanamadık. Yani ben dayanamadım o sahneyi görmek. Sırf duyguyu yükseltmek için bir trollemek için böyle ajite etmek için orada. Aynen. Evet, güzel bir. Orada küçücük bir hayvan yaptı. O kadar mazlum vaziyette ki çünkü hani kendini savunacak, koruyacak o kadar fazla bir şey yok. De karşısında vampir var zaten, ölüyorlar şunlardan. Dedim yani tamam, insanları uyandırmak için, duyguyu hazırlamak için kullanalım ama yani bu kadar da şey yapmayalım, suistimal etmeyelim bunu falan. En güzel, aslında en korkunç ve en güzel iki hayvan sahnesi bana göre tek filmdedir. Ne? Sleepwalkers. Stephen King'in şeyinden çıkma. Bir
kedilerin asıldığını gösterir. Bir de filmin sonunda spoiler. Bütün kediler sokağa dökülür ya. Bir de şey Enya'nın şeyiyle, Enya'ydı galiba. Enya'nın müziğiyle böyle. Lovecraft'a gibi oldu. H.P. Lovecraft. Lovecraft değil mi? Hani bir hikayesi var. Muhteşem bir sahnedir. Ben çok en sevdiğim iki şeydi. Yani bir tanesi korkunç, bir tanesi de insanın tüylerini diken diken eden sahnelerden. Şey, Anayurt Oteli'nde var öyle bir kedi sahnesi. Filmde var mıydı hatırlamıyorum. Filmde ben de hatırlamıyorum şu anda. Tavayla kedi öldürme sahnesi vardı mesela. Tam kitabın ortasına denk geldi. Zebercet böyle elime geçmeye falan demiştim. Öyle de bir anlatıyor ki aklı karışık deli bir adam anlatıyor. Yusuf Atılgan'ın kitabı. Biliyorsundur belki Anayurt Oteli'ne. Evet evet. Onda işte yerli psycho gibi düşün. Kedi öldürme sahnesi var. Orayı gördüm. Adamın geri kalan yaptığı her şey böyle talih kaldı böyle, anladın mı? Onların hiçbir önemi yok artık. Adam zaten çok kötü. Böyle bir şey yapabiliyorsan kötüsündür tabii, demek. Hikayenin şeyi dönüm noktası. Mesela Sleepwalkers'ta ilk önce o asılmış kedileri gösteriyor. Hmm. Sinir oluyorsun. Yani o kedileri, onu yapanın sonunu görmek istiyorsun. İşte. En sonunda da o işte kedilerin onların sonunu getirdiğini gördüğün zaman işte zirve yapıyor. Katarsis. Yani. Öyle. Okey. Daha toparlayalım. İşte evet. Çok güzel konuştuk. Hadi hoşça kal. Evet. Diyeceğim. Direkt. Vallahi. Direkt. Thank you.